Sallu ala Resulina Muhammed. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed. Sallu ala Tabibi Kulubina Muhammed. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed. Sallu ala Şefii Zünubina Muhammed. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed. Ve ala aliye sahbihi sellim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Allahümme enfa'na bil Kur'an-ı Azim ve barik lana fihi velhamdülillahi rabbil alemin. Estağfirullah el hayy el kayyum. Hassantukum bil hayy el kayyum ellezî lâ yemût ebedâ ve defa'tu ankum es-sû'e bilâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil alîl azîm. Eûzü bi kelimâtillâhit tâmmâtin. Eûzü bi kelimâtillâhit tâmmâtin şerrü mâ halak. Eûzü bi kelimâtillâhit tâmmâtin şerrü mâ halak. Evet. Haplarla falan biraz toparlanıp da geldim yani. Normal şeker hastalığımın dışında grip gibi bir haller oldu. O vakit çok çökertiyor beni. Hatta gitme diyenler de oldu yani. Velakin biz sizi terk edemeyiz. Söz verdik, sözümüzde duracağız diye geldim. Onun için aşırı bir performans beklemeyin. Ondan sonra hoca efendim az konuştu, sessiz konuştu, yok canı çıktı, sözü çıkmıyor, sesi çıkmıyor. Dedikodu yapmayın hakkımda. Ona göre konuşuruz, biraz muhabbet ederiz. Ondan sonra işimiz var, yarın yine kaç yere gideceğiz. İnşallah Müslümanlara hizmet edeceğiz. Allah Teala hizmetlerimizi kabul eylesin. Mesele makbuliyet ve mahbubiyettir. Yani Mevla'nın rızasını kazanmak ve Mevla'nın kabul etmesi ve sevmesi. Ama maşallah tıka bas doldurdunuz. Yani alt katlar, üst katlar hep doldurdunuz. Allah kalbinizi iman doldursun. Amin. Nur doldursun. Amin. Kabrinizi nur eylesin. Amin. Derecenizi âli eylesin. Amin. Amin. Allah'ım. Salli ala seyna Muhammed. Ve ala âli ve sahbihi sellem. Ocağın kaçı oluyor bir daha? Baktın mı ona? Ocağın kaçı bura? Sohbet günü. Dördü ne oluyor? Cumartesi dört mü? Evet. Evet. İnşallah bir daha 4 Ocak cumartesi akşam buluşacağız inşallah. O Mevlid kandilinden evvel olacak. Bir daha gelirken Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem hatırı için gelin. Onun hakkı için gelin. Mevlid-i Şerif kutlamak için gelin. Mevlid ayına girmiş olacağız. 12'si herhalde Mevlid kandili diye biliyorum. 12'si olunca 4'ünde de girilmiş oluyor. Rabiül Evvel ayına dahil olmuş olacağız. Onun için birbirinizi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yüce hatırı için çağırın. Yüce hatırı için davet edin. İnsanlara hakkı tebliğ edin. Evet. İyiliği emredin, kötülükten nehyedin. Mübarek Mevlid-i Şerif'i burada beraber kutlayalım. İnşallah Rahman. Evet. Şimdi geçen bir ders yaptık burada. Kaç ay evvel oldu? Sonra dedim oradan bir hadis-i şerif bir şeyler söyleyeceğim, onu hatırlatın falan. Fakat araya Zilhicce girdi, Muharrem girdi. 2 aydır o dersler girdi. Bu de oradaki bir yer kaldı. Hatırlıyor musunuz öyle bir şey? He? Hiç hakkınızı aradığınız yok. Hatırlatmasam hiç. Ne konuşursan konuş diyorsunuz. Öyle olur mu ya? Ne konuşursan konuş. Burada bir şey başlamıştık bir ayet-i kerime. Tefsirinde dedim çok önemli bir hadis-i şerif var. Onu serivat edeyim dedim. Sonra bana hatırlatın dedim. Şey bunlar çok soğuk. Sıcak su sıcak. Ya. Sen sıcak bir su getir ona ben limon damlarım.
İhlas ile alakalı. Rabbimiz Tebarek ve Teala buyuruyor, estaizu billah. Ve kul ya'melû. Habibim söyle ki amel edin. Yani ya namaz kılın, oruç tutun, hacca gidin, zekat verin, zikir yapın, sohbet yapın, sohbete gelin, sohbeti adam getirin, dinleyin, dinletin, medrese açın, talebe okutun, sakal bırakın, sarık sarın, çarşaf giyin, amel edin. Ama niçin amel ettiğiniz önemli. Çünkü ajanlar da cübbe şalvar giyiyor, sakal da bırakıyor ama niyeti ne? Allah için değil. Adam İsmaila'ya görevlendirilmiş ya, birkaç sene durmuş orada. Köye işte 28 Şubat'ta olay çıkaracaklar. Florya'da bilmem polis şeyini basacaklar falan filan şalvarlılar. Bu sefer ihtilal yapacaklar. Şalvarlıların üstüne atacaklar. Menemen hadisesi gibi işte. İki meczup ortalığı karıştırmış diye. Adam da bir sene olmuş, olay yok, iki sene olmuş, emir yok. O telefon tapelere takılmış ya, sonra dosyalarda var. Açmış diyor ki, o kendisini oraya görevlendirenlere, derin yerlere yani. Diyor ki, yahu diyor, siz orada karı kız alem, ye iç yat aşağı, biz burada şalvarı cübbeyi giydik, anamız ağladı diyor ya. İşrak bekle, kuşluk kıl, evvabin, teheccüd. Kolay mı diyor bu sahtekarlık diyor. Yani diyor, bu operasyon yapacaksak yapalım ya da biz de bir rahat edelim, şu şalvarı cübbeyi çıkaralım diyor ya. Yani şimdi amel edin ama niçin? Şalvar giydin, cübbeyini sarığı sardın. Ne oldu yani? Çarşaf giydin, kur saçtın. Nedir? Niyetin ne? Senin derdin ne yani? İran ajanı mısın? Selefi ajanı mısın? Ehli sünneti bozmak için mi geldin? Efendim, memleketi karıştırma derdin mi var? Fitne mi çıkartmak istiyorsun? Yani bu nedir? Gösteriş için mi geldin? Müftünün kızını tavlamaya mı geldin? İmamdan borç alıp yürütmeye mi geldin? Niye geldin yani? Habibim şöyle ki, siz amel edin. Feseyarallahu amelekum. Mutlaka Allah amelinizi görecek. Allah Teala zaten yapmadan evvel de yaptıktan sonra gördüğü gibi bilir mi? Yaptıktan sonra görülen gibi yapmadan evvel de Allah bilir mi? Bilir. O Resulü, Resul de görecek. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala gibi ilmi yok. Ama Allah ona bildirir mi? Bildirir. İlla men irtaza min Resul. Razı olduğum Resul'e diyor, Cin suresinde, gaybımı bildiririm. Yani ileride olacak şey nedir? Gayıptır. Ama ileride olacak şeyleri Resulullah bildi mi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Bildi. Allah'ın bildirmesiyle ve bildirdiği ölçüde bildi. Ehl-i sünnet itikadımız böyledir. İleride olacakları hep haber vermedim. Tek tek haber ver. Kendisinden 60 sene sonra Yezid'in çıkacağı, fitne fesat çıkaracağı, Kerbela olan yaşanacağı, ümmetin savaşlara gireceği, ta Ayşe annemize Havep'teki köpeklerin bile havlayacağını söyledi ya. Orada hanımları otururken de dedi, sizin birinize Havep'in köpekleri havladığı zaman nasıl olacak acaba durum? Hep de baktılar, bir şey anlamadılar. Ayşe annemiz biraz güldü. Ayşe dikkat et, o sen olmayasın. Sonra Cemel vakasından dönüyorlar. Bir yerde bir köpekler sardı. Devenin etrafını bağırıyorlar, çağırıyorlar. Ne oldu? Ses geliyor oradan. Şu şey nedir? Ben buradan konuşuyorum, oradan konuşuyor. Mübarek adam. İki vaiz bir damda olmaz. Benim sesim herhalde de tekrar bana geliyor. Öyle bir şey var. Ayşe anamız dedi, radıyallahu teala anha. İçtihat meselesi hata. Sonra çok ağlardı, üzülürdü o meseleden. Başörtüsüz ıslanırdı hepsi rızıklam yani. İçtihat hatasıydı. Bir sevap aldı ama o köpekler havlayınca durdu da dedi ki, burası neresi? Bura mıntıka neresi? Dediler Havep. Eyvah! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu ben oldum, görüyor musun?
Yani bunları ne zaman haber verdi? Daha o zamandan başladı. 200 sene sonra benden nesiller bozulacak, çoluk çocuğu olmayan daha hayırlı olacak. Hakikaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 200 sene sonra 3 asır bitti, yani tebe-i tabi'in de bitti. Hakikaten bozukluklar diz boyu gitti. Ondan sonra kıyamet alametleri, işte binalar çoğalacak, zinalar çoğalacak, koyun çobanları gelecek, şehirde bina yarışına girecek, camiler süslenecek, musaflar süslenecek, yaldızlar yapılacak. O zaman böyle bir şey yok. Cami kum, halı bile yok. Tabii bunların kimi alametler zaruri, kimi alametler faydalı, kimi alametler zararlı, çoğu alametler de şerli. Ama her alamet de ne değil? Kötü anlamda değil yani tabii. Caminin süslenmesi de çok iyi bir şey değil ama. Bazen binalar çoğalacak. Tabii bina zaruret, nüfus çoğalıyor. Yani büyük uzun binalarda çobanlar yarışacak. Burası da ilginç. Müteahhitlerin ekserisinin gerisine bakarsan köyden çarıksız gelmişler. Köyden çarıksız gelmişler. Hep bunlar Buhari'de her yerde var. Hepsini haber vermiş. Mevla bildiriyor. Amel edin. Allah da görüyor amelinizi. Resul de görecek. Ona ben bildireceğim. Adam münafık. Adam sahtekar. Geliyor arkasında safa duruyor. Namaz kılıyor. Medine-i Münevvere'de 300 erkek münafık var. 80'de kadın. Kambersiz düğün olmaz. 80 kadın ne demek ya? Bir şehre bedel. 80 münafık kadın. Şimdi Bursa'da olsa kaliteli münafık ama öyle. Medine münafığı kaliteli olur. Şimdi Bursa'da öyle münafık olmaz. 80 münafık olsa burada Bursa ateşe gider. Birbirini öldürürsünüz. Fitne, kazan. فَمِنَ اَلِ الْمَد۪ينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ Medine halkın içinde öyle ustalıklı, mahir münafıklar var ki لَا تَعْلَمُهُمْ Habibim sen onları bilemezsin. Sen bilemezsin. اللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ Allah bilir onları. Ama سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ Onlara iki kere azap edeceğiz. Bir, İslam'ı açıklayıp küfrü gizlemelerine. Bir de normal yaptıkları günahlara. Sonra da tüm meyurat neyle azabın galiz, daha katı azap, cehennem, ebedi mahrumiyet, cemalimi görmemek, rızamdan mahrum olmak, çok katı azaplara döndürülecekler. Ama sonunda bildirdi mi? Bildirdi. Bir gün cumada hutbeye çıktı veyahut da bazı kere hutbeye çıktı, yani minbere çıktı, hutbeye çıkılmaz. Galat laf. Galat, yanlış yani. Hutbe ne demek? Konuşma yapmak. Hutbe konuşmak. Hıtbe olursa nişan yapmak. Kızı nişanlamak. Hutbe olursa hitabetten gelir. Konuşma yapmak. Hutbeye çıkılmaz. Hutbe bu, ne demek? Minber. İmamlar da bilmiyor. Geçen bir imam da karıştırdı. Burası mıydı, burası mıydı diye. Ya imam adamsın, her cuma çıkıyorsun dedim. Adını da mı bilmiyorsun? Minber işte. Minber o cumada imamın merdivenli basamaklı çıktığı yer. Kürsi değil. Şefi'ül halkı fil mahşer Muhammed sahibül minber sallallahu aleyhi ve sellem. Mahşerde mahlukatın şefaatçisi kimdir? Minber sahibi Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Minber ne demek? Onun zamanında üç basamaklıydı. Minber orası. Minbere çıkardı, konuşma yapardı. Bazı kere yani cumada mutlaka vacip, cumanın rüknü şartı ama cuma bayramda da var. Ama onun dışında da yapardı. O zaman çünkü ne yoktu? Böyle kürsü yoktu ayrıyetten. Bir konuşma yapacağı zaman insanlar da kalabalık olursa sesini işitsinler ve yüzünü, cemalini görsünler için normal pazartesi günü de olsa, öğle namazında da olsa, akşam namazında da olsa çıkardı minbere. Anladın? Ama ben cuma olduğunu hatırlıyorum. Çünkü cuma günü oradaydım da hatırlıyorum değil yani. Kitaptan öyle hatırlıyorum. Kalabalık var idi. Cuma idi. Kum ya filan fe inneke münafık. Kum ya filan fe inneke münafık. Ey falan ismini veriyordu. Kalk. Adam da şaşırıyordu. Ne oldu? Bugüne kadar onları idare ediyordu. İyi geçiniyordu. Onlara hatta münafıkların reisi geliyordu. Altına cübbesini seriyordu. Buyurun oturun efendim diye. Ne kadar idare ederdi.
tabii ki alametleri belirirdi ama yine de Mevla izin vermeden açığa vermezdi. O da, kalk ey falan, sen münafıksın. Kalk ey falan adam, ismiyle beraber sen münafıksın. 35 kişiyi camiden attı dışarı. Hiç yapar mı böyle? Ama Mevla emretti. Mevla onların perdelerini yırttı. Allah'ım ya Rabbim, sen bizi içimizi dışımızı münafıklıktan temizle ya Rabbi. Amelimizi riyadan temizle ya Rabbi. Amin. Münafıklık zor iş. Huzeyfe Hazretlerine bildirdi. Radıyallahu anh. Geri kalan münafıkların da ismini listesini ona verdi. Sırdaşıydı. Bak Ebu Bekir Sıddık'a vermedi. Hazreti Ömer'e vermedi. Gitti kime verdi? Huzeyfe Efendimiz'e verdi. Radıyallahu anh. Şimdi bu sefer bütün millet Hazreti Huzeyfe'ye bakmak durumunda kalırdı. Bir cenaze olduğu zaman Medine'de musallaya gelirdi, konurdu. Sahabe-i kiram kime bakardılar? Hazreti Huzeyfe'ye. Niçin? Cenazesini kılıyor mu, kılmıyor mu? Eğer bakarlardıysa Hazreti Huzeyfe kenardan sıyrılıyor, gidiyor, bütün sahabe boşalırdı. Niye? Münafık ki kılmıyor. Bak ne kadar gizli mesele. Hazreti Ömer Efendimiz gelirdi, radıyallahu teala. Derdi, ey Huzeyfe ne var? Ya ben o listede var mıyım acaba derdi. Estağfurullah derdi. Bak derdi, ben halifeyim veyahut emirul mümininim. Sakın benden çekinme, korkma. Listede varsam söyle derdi. Olur musunuz efendim? Ne alakası var falan? Ya ne olur gizleme derdi. Ben korkuyorum derdi. Zaten korktuğu için o münafık olamaz. Ama sen korkmuyorsan zaten bende bir tehlike yok. Ben yüksek seviyede imanım kuvvetli falan. Bu böyle iddiacıysan sıkıntı var. Devamlı korkmak lazım. Allah bizi korkudan ayırmasın. Zatından korkusun. Amin. Ama korktuğumuzdan da emin eylesin. Amin. Bugün aminler çok gevşek. Az mı yediniz? Ne yaptınız? Bugün nevale yağsız mıydı? He? Gülerken sesiniz fazla çıkıyor, amin derken eksik çıkıyor. Anlamadım bu işte. Bu işten de bir şey anlamadım. Ha siz Nakşi tarikatındansınız. Gizli zikir değil mi? Tamam. Anladım şimdi. Allah sizin amelinizi görecek. Görüyor. Ve görecek. Ve gördü. Ve zapt etti. Ve hıfz etti. Ve Resuluhu. Resul de görecek. Mevla alametlerini gösterecek. Emarelerini belli edecek. Nişanlarını izhar edecek. Yarın ahirette zaten ümmetini nasıl tanıyacaksın? Sordular, ne buyurdu? Hurran muhaccelinem nâzâril vudu. Abdest izlerinden bembeyaz. At sürüleri olsa içerisinde yelesi, işte alnı beyaz, yeri kalan yerleri siyah. Atlar olsa, onlar senin atların olsa, o kadar atın içinden alnı kuyruğu beyaz olanları fark eder misin? Ederim dedi. Sahabe ederiz dediler. Buyurdu ben de ümmetimi abdest aldıkları yerler parıl parıl parlayacak, yüzleri ve kolları dirseklerine kadar ve ayakları ve kulakları, boyunları abdest suyunun değdiği yerler parıldayacak. Ben de onları öyle tanıyacağım. Resulü amelinizi görecek. Yani eserini görecek. Şu anda da şahit midir bizim bu amelimize? Şahit de. İnne arsallâke şahiden. Ya yüven nebiyyü. Ey nebi zişan. İnne arsallâke şahiden. Biz seni şahit olarak gönderdik. Şahit kime derler? Görgü tanığına derler. Mahkemeye çağırsalar. Bu meselede şahit olarak var mısın deseler. O da varım dese, hakim ona dese ki, anlat bakalım nasıl oldu. O da dese ki, işittiğime göre, sus. Ne işittiğime göre? Biz seni şahit olarak çağırdık, işittiğine göre şahit mi olur? Şahit olarak gönderdik. Yani amellerimizi görüyor. Onun için insan mescide girerken nasıl selam veriyor? Bismillah ve salatu ala Resulillah. Besmele okuyorsun, sonra Resulullah salat olsun. Esselamu aleyke ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü sana selam olsun.
Sana diyorsun. Hazır olmasa, şahit olmasa sana denir mi? Namaz kılıyorsun, tahiyyatta oturuyorsun, ettehiyyat okuyorsun, esselamu aleyke, peygambere salat olsun demiyorsun, sana diyorsun. Niye sana diyorsun? Yanında olmayana, görmeyene, tanık olmayana sana denir mi? Boş yere sana denir mi? Çünkü ruhaniyeti bütün ruhların başıdır ve nurların nurudur ve ilk yaratılan odur ve bütün ruhların hepsi onun ruhundan ve nurundan yaşamaktadır. Onun içindir ki hazırdır. Müslümanların evlerinde bilhassa mutlaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhaniyeti mevcuttur. Onun için televizyon seyrederken dikkat edin. Televizyon seyrediyorsun, film dizi seyrediyorsun, efendim oyun oynuyorsun, namazı terk ediyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların evlerinde hazırdır. Buradan da utanmak lazımdır. Allah bize haya versin. Amin. Allah amelinizi görüyor. Resulü de görüyor. Resulü görüyor. Bu ayet-i kerimeyle sabittir ki görüyor. Görüyor ve görecek. Mahşerde de gösterilecek. Ama şimdiden de görmektedir. Nasıl dedi? Benim dersleri dinliyor musunuz? Perşembe derslerini dinliyor musunuz? Bursa'dan çekiyor artık. Lale Gül dinleyin, dinleyin. Çok dersler var. Ni'mel racülü abdullah levkâni usallî billeyl minelleyl. Bukhari'de Abdullah diyor. Abdullah kim? Hazreti Ömer'in oğlu. Büyük fakih, büyük sahabi. Abdullah ibn Ömer için söylüyor. Abdullah ne güzel adamdır. Ah bir de gece namazı kılsaydı. Ondan sonra daha bırakır mı? Bırakmaz. Peki gece namazı, o zamana kadar gece namazı kılmadığını, ya gevşek olduğunu nereden biliyor evde ne yaptığını? Abdullah ne güzel adamdır. Ah bir de gece kılsaydı. Bak, daha bu hususta birçok hadis-i şerif misal gösterebiliriz ki yanında olmadığı şeyleri de Mevla ona bildiriyor. Vel müminun. Müminler de görüyor. Ha şimdi müminler de görüyor. Ha burada görüyorsun. Ben burada vaaz ediyorum. Görüyorsun. Tamam bunu görürsün. Veya camide cemaate gidiyoruz. Namaz kılıyoruz. Cemaat birbirimize şahitlik edeceğiz. Dünyada ve ahirette musallaya teneşire sandukan tabutun geldiğinde nasıl bilirsiniz dendiğinde tabii ki camide gördüysek imanına şahitlik edeceğiz. Çünkü kalbini Allah'a havale ederiz. Biz ne bilelim? Niçin geldi? اِذَا رَيْتُمْ رَجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ فَشَدُوا لَهُ بِالْا۪يمَانِ. Bir adam görürseniz mescide, camiye gidip gelmeye devam ediyor, bu sohbetlere geliyor, onun imanına şahitlik edin. Yani Müslüman olduğuna şahitlik edin. Ederiz. Çünkü biz نَحْنُ نَحْكُمِ الظَّاهِرِ. Biz görünüşe göre hükmederiz. وَاللّٰهُ تَوَلَّ السَّرَائِرِ. İçleri, kalpleri ve gizli tarafı Allah'a havale ederiz. Rabbim sahiplenir. Evet. Hacı Fikret. Şu çocuklara bir kreş aç da. Çocuklar atarım dışarı. Yok öyle demedim ki sana. Kreş aç, kreş. Oynasınlar da ses yapmaz. Tamam hocam. Tamam. Bir oyuncak yeri yap yani. Şurada bir oda. Senin odaların çoktur. Tamam, bir odaya bir oyuncaklar koy, gönderelim oraya. Kendi sesimi kendim zor duyuyorum. Evet. Efendim, müminler de görecek. Müminler görüyor zaten. Şu anda görüyoruz birbirimizi. Camide görüyoruz, cumada görüyoruz, bayramda görüyoruz. Çoklarını bayramda görüyoruz. Bayramda gördüğümüzün bir kısmını cumada da göremiyoruz. Cumadakileri beş vakitte göremiyoruz. Akşam yatsıda gördüklerimizi sabah namazında göremiyoruz. He? Böyle bir şey var. Zaten sabah namazında yatsı namazıyla sabah namazından daha münafıklara zor hiçbir namaz gelmez. Ama şimdiki yatsı değil. Şimdiki yatsı akşamdan karışmış yani erken. Ne zamanki yatsı? Yatsı 11'e çeyrek kala oluyor ya. Bu 11'e çeyrek kala olduğu zaman cemaat azalır. Gündüz de yorgunlaşır. Bir de yaz günü olduğu için yani tarlada, bayırda, çayırda yaz daha yorar. İş zamanı olur. Yatsıya adam
Yani yatağın kenarında pijamayla bekler bazı çalışanlar. Kılar yatar. Camiye gelemez. Leysa salat ve sebele alel münafıkîn. Münafıklara hiçbir namaz ağır gelmez. Ben salatil fecr ve salatil aşa. Yatsı namazıyla sabah namazı kadar. Ha, şimdi yatsı namazına gelmiyor diye adama münafık diyebilir misin? Diyemezsin. Münafıkların alametindendir. Münafığın alameti kaçtır? Ayetül münafıkî selâsü. Üçtür. İzâ haddese kezeb. Konuştu mu yalan söyler. Ve idâ vâden hilef. Söz verdi mi bozar. Ve idâ tümine hân. Kendisine güvenilip bir şey, vazife tevdi edildi, sır verildi, mal verildi emanete, hainlik eder. Başka hadiste Bukhari'de bir dördüncü ilave eder. Erba'un men kâne fî, men künne fî kâne münafıkan, hâlusan. Dört şey vardır, onlar kimde bulunursa halis münafık olur. Yani karışıksız, silme. Oradaki ilavede ve idâ hâsamme fecera, kızdığı zaman, kavgaya tutuştuğu zaman sövüp sayar. Bir insan kavga etse bile Müslüman ne yapmaması lazım? Ana avrat, sinkaflı sövmemesi lazım. En fazla Süleyman Göktaş'ın yaptığı gibi yaparsın, dersin, Allah hidayet etsin dersin peşine de. Adam deyince bir sinir, bir kabarır, Allah hidayet etsin diye iner. Böyle de bir metcezir olayı yaşanabilir. Ama öyle söylemek yok. Sen şimdi efendim dört şey oldu mu tam münafık olur. Peki tam münafık olur. Adam şimdi yalan söyledi. Bir. Aynı adamda bir emanet verdin, hainlik etti. İki. Aynı adamdan bir kavgaya tutuştun, ana avrat dümdüz gitti. Üç. Aynı adam efendim söz verdi, bozdu. Dört. Sen bu adam münafık diyebilir misin? Diyemezsin. Çünkü münafık kafirden beterdir. Ancak ne dersin? Münafıklık alametlerini tamamladın dersin. Alametlerini tamamladın dersin. Yoksa münafık kafirden beter. Yani hiç iman etmemiş demek. Ama bu adam bu yaptıklarını haram bilerek yapsa münafık olmaz. Çünkü Ehl-i Sünnet'e göre günahını günah bilen kafir olmaz. Bunlara dikkat edin. Müminler de görüyor. Görüyor tabii, müminler birbirinin şahididirler yeryüzünde. Bir de Allah-u Teala müminlerin kalbine ilham eder mi? Eder. Eder. Hangi müminlerin? Tabii ki burada ehli sünnet olan salih müminler kastedir. Şimdi adamın birisi çıkıyor, karıları kucağına oturtturuyor, bilmem ne, hacıyım, hocayım, şunu yapıyor, bunu yapıyor, Mehdi'yim, Mesih'im dese, şimdi bunu bir müminler anlar mı? Ki bu Ehl-i Sünnet'e uymuyor bu mesele diye. Anlar mı? Anlıyor musunuz? Anlar. Ama şimdi birkaç kişi de onu beğendi diyelim. E şimdi onu beğenenin de kim olduğuna bakman lazım. Çünkü ayrancının şahidi şıracı olabilir, şıracınınki bozacı olabilir. Bu yüzden bu adamı kim beğeniyor? Burası şey değil ki, ne onun adı, Allah'ın divanı, meleklerin defteri, müminlerin defteri, şahitliği, senin Twitter'ın mesajın değil ki. Orada bir şey paylaşıyor, altına 30 beğeni. 30 beğeni. O da diyor, aa 30 kişi beni beğenmiş. Tamam da neyini beğenmiş? Sapıklığını mı beğenmiş? Çıkan karıyı mı beğenmiş? Efendim senin efendim rezilliğini mi beğenmiş? Senin görüşünü mü beğenmiş? Neyini beğenmiş? O belli değil. Birincisi. Geçen ben o kadar vaaz ediyorum. Sohbetten bir şey anlamamışlar. Cübbemi beğenmişler. Deli misiniz? Nesin sen? Cübbemden sana ne? Konuştuğuma baksana. 3 saat konuşuyoruz. 2 saat ayet hadis. Adam hiç onu görmüyor. Cübbesinin renginin, şeklinin, kenarının çizgisi. Allah sana akıl fikir ihsan etse. Ben ne yapayım? Ha şimdi beğenmiş işte. Şimdi orada 3000 beğeni aldı. Anlaşılan 2500'ünü cübbe aldı herhalde. Yani 500'ü bize zor kaldı. Çünkü neden? Adam neyi beğendiğini bilmiyoruz ki. Peki seni o 30 kişi değil, 30 bin değil, 30 milyon beğense, 30 milyon beğense, Allah beğenmezse ne yaradı? Resulü beğenmezse ne yaradı?
Ha. Onun için beğenen kim? Müminler. Hangi müminler? Hangi müminler? Namaz kılıyor mular? Beş vakit namaz kılıyor mu? Yok. Arada. Kazaya namaz bırakıyor. Ya da hiç kılmıyor. Cuma'dan cumaya geliyor. Cami cemaate uğradığı yok. Ehl-i sünnet itikadınız bilmiyor. E bu müminler ben bu adamı iyi görüyorum dese ne yazar? Ne yazar? Onun için burada müminlere Allah Teala kimin ne amel ettiğini, kimin ne mal olduğunu ilham eder. İlham eder ama o ilham içinde ne lazım en azından? Felhema fucura ve takva. Allah nefse kötülüğünü de takvasını da ilham eder. Ama hangi nefse? Nefse emmare de etmez. Emmare sırf kötülüğü emreder. Levvame kendisini kınar ve tenkit eder. Bir günaha düşse de nasıl yaptım, vah ettim, ah ettim, ben bir daha yapmayayım diye tevbe eder levvame. Levvameden ileri geçerse üçüncü basamakta mülheme. Ne demek o? İlham ile hareket eder. Yani Allah ona ne yapar? İyiliğini ve kötülüğünü ilham eder. Yani bildirir. Ha, demek ki müminler de amelinizi görür. Ne demek? İlham alır. Mevla Teala müminlerin kalbine ilham eder. Bir adama bakarsın, Rabbim onun yüzüne nur verir. Efendim, konuştuğuna tesir verir. Ondan sonra onun sohbetinde dünyadan soğukluk gelir. Ondan sonra ahiret hatıra gelir. Ondan sonra yaptığı amellerine bakarsın, Allah aklına gelir. Humullezine izâ rûzikirallah. Onların yüzü görüldüğünde Allah Teala hatıra gelir. Ya bunlar halis adamlar. Allah bizi onlardan eylesin. Amin. Ama bakarsın müminlerin kalbine Mevla bazı kimseler hakkında soğukluk verir. Bazı adamı cemaate gelse de namaza için ısınmaz. Kalbin sevmez. Ha gidip de ona sen ben seni sevmiyorum demezsin. Ama ondan ikrah eder seni. Ona karşı sevgin saygın olmaz yani. Çünkü Mevla adamın kalbine ne yapar? O adamın gizlide yaptığı amellerini de ne mal olduğunu da ilham eder. Ekseriyetle yüz yani benim anladığım gördüğüm kadarıyla amelin aynasıdır. Hiç ehli sünnet dışı adamlardan yüzü nurlu bir tane görmedim. Ehli sünnet dışı adamlardan yüzü nurlu bir tane görmedim. Beyazlık anlamında söylemiyorum. İstediği kadar pudra çalsın programa çıkmadan evvel. Ben hiç pudra çalmadan çıkıyorum. Diğer adam kaç pudra çalıyor, yine ben beyaz çıkıyorum, adam kara çıkıyor. Adam da diyor ki biz bu kadar pudra çaldık da niye böyle oldu diyor. Yani. Şimdi bu ayrı bir meseledir. Zenci bile ne olabilir? Nurlu olabilir. Yani bu siyahlıkla alakası yok. Bakarsın zenci nurludur çünkü o siyahlığın üzerinde bir nur halesi dışarı vuruyor. Ben çok görüyorum Mekke'de Medine'de nur gibi tavafta zenciler. Parlıyor adam nurdan. Ama bembeyaz adam manen karanlık, kalp karanlık, itikat bozuk, amel fasit. Bu sefer ne olur? Orada teheccüde de rastlasan, tavafta da rastlasan, Mekke'de de rastlasan, Tekke'de de rastlasan adamın yüzü ve siması simaun fi vucuhim min eseri sucudi, yüzlerindeki sima ve alametleri secde eserindendir. Yani şimdi güzellik sırrını soruyorlar. Efendim neyle güzel olacağız, şudur budur. Efendim kadınlar çok merak tabii bu işe, ne yapsınlar. Hani kocaları beğensin diye yapıyorlarsa sevaptır da. Başkaları beğensin diye yapıyorlarsa günahtır. Ama artık yapmadıkları kalmıyor. Suratlarına hıyar sürüyorlar, salata sıkıyorlar, limon sıkıyorlar. Delikleri doldurma buralarında şey çıkıyor bilmem ne, orayı kapat buradan açılıyor. Canları çıkıyor yani, çok da büyük bir sektör bu. Çok milyar dolarlık bütçe bunlar yani Türkiye'de. Tabi Arap aleminde de çok meraklar bu makyaj işlerine falan. Ha güzelleşme kocasına için tamam biz caizdir, biz cevaz veririz kocasınaysa. Ama ve lakin soruyorsun güzelliğin şeyi nedir? Kardeşim iki rekat teheccüd kıl, kaç lira masraftan kurtul. Çünkü hadis-i şerifte buyuruyor ben kesura salatu bil leyli hasune vecubin nari. Geceliğin namazı çok olanın gündüzliğin yüzü güzel olur. Gece namazı çok olanın gündüz yüzü
güzel olur. O kadar acayip bir mucize ki, Hurşit Efendi Allah rahmet etsin, gece sabahı çok teheccüd kılar. Efendi Hazretleri zaten sorma, hani onu söylemeye lüzum yok. Bütün ışıklar söner yani onun nurunda. E gece namazı. Yani ben normal vatan, yani Hurşit Efendi mesela salih bir insan idi. Ama gece namazı çok olduğundan gündüz projektör gibi ya, o adam parıl parıl parlardı. Gece namazı olmayan gündüz yüzü güzel olmaz. E çünkü sabah namazına kalkmazsa zaten onu bırak. Maalesef şeytan bir dünya. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, şeytan onun kulağına işedi. Şeytan hakikaten geliyor işiyor. Şeytan işer mi işer. Hadis-i şerifte beyir kelimesi geçiyor. Buhari'dir bu. Mecaza gitmeye lüzum yok. Hakikat varken mecaza gidilmez. Yani şeytan onun kulağına işedi diyor. Hakikaten sabah namazda kalkmayanlar kalksınlar bir suratlarına baksınlar. Çapak içinde yani. Gözü kulağı her tarafı tıkanmış vaziyette. Ama sabah namazında abdest alıp namaz kılsa o tembellik hali, o pis ruh hali olmuyor. Ha bir de teheccüde kalksa o tabi pırıl pırıl olur. Bunlar ayrı bir şey. Müminler de görür diyor amelinizi. Nereden görür? İşte senin yüzünün nurlu görünce ne anlar? Yüzünün nurlu görünce bu demek gece namazı ehlidir. E işte. Yüzün nursuz görürse ne anlar? Bu gece teheccüd kılmıyor. Veyahut suratın karanlık, zulmani görürse bu namaz da kılmıyor. Dolayısıyla bunlar anlaşılır hale geldi. Tabii ki İmam-ı Azam Efendimiz radıyallahu anh çok sıkıntı çekiyordu. Çünkü manevi gözü açıktı. Keşfi açık olduğu için abdest alınan yerlerde, yani şadırvanlarda duramıyordu yani. Neden? Çünkü abdestle o yaptığı günahlar çıktığı için milletin abdestine bakan, sağa sola baksa o sulardan ne günah yaptığını anlıyordu. Yani gözüyle mi zina etmiş, kulağıyla mı zina etmiş, eliyle harama mı tutmuş, yalan mı konuşmuş, gıybet mi etmiş, hepsini abdest suyundan anlıyordu. Onun için İmam-ı Azam ne dedi? Fetva olarak, diğer imamlara göre öyle değil. Abdest suyunu pis saydı, yani üzerine dökülürse buradan artan. Onun için ne yapıyor? Efendi Hazretleri mesela çok titizdir o işe. Abdestte ne kullanır? Önlük kullanıyor. Niye önlük kullanıyor? Çünkü günahları döken su olduğu için, ha tamam esasen pis su değil ama o suyu toplasan bir yere bir daha abdest alamazsın onunla. O ayrı. O bütün imamlara göre aynı. Tahirdir, gayrı mutahirdir. Kendi temizdir ama temizleyicilik vasfını yitirmiştir. Ama İmam-ı Azam'a göre kendi de temiz değildir. Neden? E şimdi keşfi açık. Gözüyle gördüğü için suyun hangi günahlarla döküldüğünü nasıl temizlesin yani? Ama fetva ona göre değil. Yani önlüksüz de alsak üzerimize abdestten yani damlayan sular dökülse elbisemiz pis olmaz. Yani namaza mani değil. Ama İmam-ı Azam'ın böyle de bir görüşü var. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Yani şüpheden sakınmak babından önlük kullanmanın faydası çok. Veya bir havlu kağıt veyahut bir havlu bir şey koyarsın. Her yerde önlük olmaz. Ama tabii ki abdestine namazına dikkat edenler, nasıl ki kadınlar bir çanta dolusu makyaj malzemesi taşıyor. Otobüste minibüste nerede şuram aktı hemen oraya bir tamir, buram söküldü oraya bir dolgu yapıyor ya. E sen de efendim ince bir önlük, ince bir cübbe, yani namaz kılacağın zaman en azından pantolonlu bile olsan, pantolonla kılınan namaz mekruhtur. Allah sevmiyor o namazı. Çünkü avret yerlerinin şeklini belli ediyor. Hal böyle olunca ne olur? Bir incecik cübbe. Eskiden vardı öyle, şimdi bilmiyorum, böyle siyah kumaşlar vardı incecik. Böyle astar gibi, seten gibi. Öyle ince bir cübbe, ince bir abdeste önlük. Böyle bir şeyler koysan çantaya bir kilo etmez. Yarım kilo bile etmez yani. Öyle ince malzemeler var. Hani cübbe giysen namazda en azından arkanda duran bile eğildiğin zaman rükuda secdede ne yapmaz? Vücudunun hatlarının şekline gözü takılmaz mesela. Ama namaza önem vermek, Allah'a önem vermek, dine değer vermek meselesinden geçiyor. Yoksa efendim kadınların suratına, efendim güzelliğine, o bu beğensin diye dikkatine nazaran bizim İslam için, ibadet için hiçbir titizliğimiz görülmüyor yani. Allah için hareketler yok bizde. Olur bundan sonra inşallah. Biraz dikkat ederiz yani. Abdestimize, taharetimize, guslümüze, setre avretimize, cübbemize. Bunlar önemli. Müminler de görüyor. Müminler de görüyor, ona göre not veriyor. Şimdi adam çıkıyor,
İsmaila cemaatindenim, şuradanım, buradanım diye bir açık oturuma çıkıyor. Fakat adamın cübbesi yok. Sakalı da efendim bir parmak yok. Ancak başı da açık. Ceketi de var. Şimdi spiker de hiç böyle bu yollardan haberi yok. Ama hemen ne diyor? Ya sen o cemaatin mensubu isen biraz şekil tutmuyor diyor. Adam onun yüzünü şekil tutmuyor diyor yani. Çünkü alametler var. Alametler var. Sakal Müslüman alametidir. Baston kullanmak Müslüman alametidir. Sen şimdi gavur da kullanıyor. Ya gavur kullanıyor ama beli kırılınca kullanıyor. Yaşlanınca 90'lıkla kullanıyor. Sen 40 yaşından sonra kullanırsan ne olmaz sende? Kibir olmaz. Çünkü 40 yaşında baston kullanmak sünnete başlıyor. Sen 40 yaşında asa kullansan imsakül asa sünnetül enbiya. Asa kullanmak bütün peygamberlerin sünnetidir. Ve alametül mümin ve müminin alametidir diyor. Şimdi sen orada 40 yaşında baston kullandığın zaman başta senin karı ne diyecek? Senin karı diyecek ki bütün el aleme rezil olduk ya. Kocan yaşlanmış. Kocan yürüyemiyor mu? Sakat mı? Malül mü? Şimdi sen zaten sırf hanımdan utancına bir sünnet değil. Kaç sünneti feda edersin yani? Karısı beğenmiyor diye sakalı kesenler bile var. Hadi baston kullanmamak haram değil. Sakal tıraşı haram. Adam onu bile yapıyor. Efendim, amelinizi müminler görecek. Allah ne yapacak? Müminlere ilham edecek. Ne ilham eder? Rabbim müminlere bu adamın ameli iyi midir, kötü müdür, evde ne yapıyor, işte ne yapıyor, ticareti nasıldır? Allah bildirir. Sen şimdi görüntüde efendim iyi görünüşlü olabilir ama Müslümanların kalbi onu sevmez. Bazı adamın bazı şeyleri zahiren yanlış gibi de görülebilir ama Müslümanların kalbi onu sever. Bu nedendir? Bu ayetin sırrındandır. Siz amel edin. Allah ve Resulü de görecek, müminler de görecek. Ehli sünnet müminler elhamdülillah bu fakiri seviyor. Ha ben iyi bir adam mıyım? Değilim. Zahiren amellerimde yanlışlar var diyelim. Ama ehli sünnet müminler beni seviyorsa bu ne olmaz? Para vermekle, rey vermekle milletin kalbini bir yere çeviremezsin. O zaman ne olduğu anlaşılıyor? İlham olduğu anlaşılıyor. Ama seni seven müminler ne tipte ne şekildir? Ha seni seven müminler de senden beterse o zaman muteber değildir. Ama seni seven müminler ha burada gördüğüm sizin gibi mübarek cemaatse ki ben sizden dua istiyorum. Ben sizin dualarınıza muhtacım. Himmetlerinizle dualarınız bereketiyle yaşıyorum. Kadınınız erkeğiniz çok mübarek müstesna şahsiyetleriniz var. Bursa'da da her yerde de var bu cemaatlerimiz. Yani gece teheccüde kalkan, haramlardan çok sakınan, şüpheden bile sakınan içinizde mübarek zatlar var. 40 Müslümanın olduğu yerde mutlaka biri kabul. 100 müminin kıldığı bir cenaze ne kadar günah olsa affoluyor yani. Şurada yüzlerce insan var, belki binden fazla insan var. Kadınıyla, erkeğiyle. Bunların şahitliği Allah indinde geçerli değil midir? Yeter ki münafık olma, yeter ki kafir olma, yeter ki içinde küfrü gizleme. Yeter ki Müslüman ol, samimi ol, doğru ol, dürüst ol. Özün sözün bir olsun. Hiçbirimiz peygamber değiliz ki masum olalım. Hatasızlık zaten aranmaz. Hatasızlık aradığın zaman ismet sıfatı gelir. İsmet sıfatı peygamberlere mahsus. O zaman büyük iddialar ortaya atılır. Allah muhafaza. O daha kötü. Günahsızım dedi mi dinden çıkar giderse. O ayrı bir şey. Ama müminler sizin yaptığınızı görecek Allah buyuruyor. Bu ne demektir? Göstereceğim demektir. Göstereceğim. Yani bildireceğim. Senin yanında iyi bir ameline 2 kişi 5 kişi şahit olabilir. Ama bu kadar dünya Müslümanı seni severse bu nedendir? O Allah'ın ilhamındandır. Elhamdülillah. Yolda da karşılaşıyoruz birbirimizle. Ben hepinizi tanımıyorum. Simaen tanıdıklarım az var. İsimden çok az var. Ama rastladığımız yerde ne yapıyor? O frekanslar birbirini tutuyor, ehli sünnet, ehli sünneti mutlaka buluyor. Anında buluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Bir mecliste 100 tane kişi olsa, 100 tane, 99 tane, 100 tane
Hepsi de mümin olsa, bir tane de münafık olsa, bir tane münafık olsa, dışarıdan içeri bir tane münafık girse, onun ceryanı ne yapar diyor, o münafığı bulur çeker, o 99 kişiyi es geçer, gider o münafığın yanında başlar konuşma. Nasıl bir hadis-i şerif ya? Bir mecliste 99 tane münafık olsa, bir tane halis mümin olsa, dışarıdan içeri bir mümin girse, mutlaka o bir mümini bulur, hiç tanımıyor, tanımıyor. Tanışmak yok. Allah gösterecek, müminler görecek amelinizi diyor. İlham gelir, sen der şu adamın yanına git rahat edersen. O da gider onun yanına oturur. Hakikaten bunlar denemiş görmüşüz ya. Fitneci fitneciyi buluyor ya. Fesatçı fesatçıyı buluyor. Herkes dengini buluyor. Onun için ne diyorlar? La tesenanil meri ve absur karinehu. Feindel karine bil mukarini yaktedi. Adamın kendinden sorma, adamın yakınından sor. Çünkü herkes yanında durduğu adama mutlaka huyundan suyundan bulaşacak ve uyuşacaktır. El meru ala din halili. Kişi dostunun dini üzeredir. Sen yani Allah'ın razı olmadığı işleri yapan adamlarla devamlı oturup konuşup görüşüp muhabbet içerisindeysen, senin de çok salih amellerde olduğunu pek söylenemez. Çünkü rahat edememen lazım. Sıkılman lazım yani. Bunalman lazım, duramaman lazım orada. Kişi kardeşinin, yakınının, dostunun dini üzeredir. Buraya dikkat edin. Dostunun yaptığını yapar, uyar demiyor. Kişi dostunun dini üzeredir. Dostunun dini üzeredir. Senin dostun mutlaka ehli sünnet bir mümin olmalı. Senin dostun Şii ise, senin dostun Selefi ise, senin dostun Yahudi ise, o zaman senin ben ehli sünnetim demen bu hadisi şerife göre, ki Tirmizi hadisidir, çelişir. Çünkü ticaret yapabilirsin, komşuluk yapabilirsin, borç alıp verebilirsin, başsağlığına gidebilirsin. Bunlar ayrı şeyler. Ama dosttan bahsediyoruz. Dost, hullet, iç içe girmek, kaynaşmaktan, sırdaş olmaktan bahsediyoruz. Allah-u Teala Yahudi, Hristiyan veya şununla bununla iş yapmayın, ticaret yapmayın buyurmuyor. Medine pazarında da dolu Yahudi vardı. Ama la tettehizu bitaneten min dunikum, sizden olmayanlardan astar edinmeyin diyor. Bak bu astar. Bu dışı, bu içi. Bir tane bu. Battaniye de oradan gelir Arapçada. Batın karın demek, iç. Ha sen şimdi kendinden olmayandan, dininden olmayandan, ehli sünnet olmayandan astar edinmeyin. Ne demek? İçinize sokmayın, sırdaş edinmeyin. İşinizi yapın, zaruret kadar. لَا يَعْلُونَكُمْ خَبَالًا. Çünkü onlar sizin bozulmanızı isterler. İşinizin düzelmesini istemezler. Sonunda en nihayet ehli sünnet dışı fırkalarla iş yapanların, iştirak yapanların, oluşuma girenlerin, efendim faaliyet içinde olanların kazık yedikleri görülmektedir. Çünkü kazık yemeleri kaçınılmazdır. Kaçınılmazdır. Ama biz Allah için lillah ve fillah ehli sünnet müdafasında, ehli bid'at-ı reddiyelerde ne bedeller ödedik ve ne hallerden ne hallere geldik. Ama yine elhamdülillah burada duruyoruz. Çünkü biz rey istemiyoruz, para istemiyoruz. Biz devam ederiz inşallah. Ama sen şimdi eğer bir adamla nefsani menfaatlerle birlik yaparsan, Allah için, din için ona buğz etmezsen, hakkı söylemezsen, iyiliği emretmezsen, kötülükten nehy etmezsen, o zaman senin bozulman kaçınılmaz. Dostluğun bozulacak. اَلَخِلَّاهُ يَوْمَيْدٍ بَعْضُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُ Ayet-i kerimesinde o gün dostlar amansız düşmanlardır. Mahşer günü dostlar düşmanlardır. اِلَّا الْمُتَّقِينَ Takvada birleşenler, haramlardan sakınanlar, ehli sünnette ittihat edenler ve hak istikamette müstakim yolda, sırat-ı müstakim üzere Yahudiyetten, Nasraniyetten, Şialıktan, Selefilikten, Vahabilikten, Mutezilelikten, Cebriyelikten, Mürciyelikten, Müşebbiyelikten, Mücessimelikten, 72 fırkanın saplantılarından, inhiraflarından ve batıllarından sakınanlar, takva bu demek, takva sakınmak. Ha, onların dostluğu burada da sürer, mahşerde de devam eder. Ama öbür türlü bak, dostluklar iki gün gitmiyor. Dostlar ne oluyor? Düşman oluyor.
Dünkü birliktelikler bugün ihtilafa dönüşür. Çünkü neden? Birlik din için olmalı, takvada olmalı, Allah için olmalı. Ha biz reddiyelerimizi yaptık, yaparız, yapıyoruz. Ehl-i sünnet dışı akımlara cevaplarını veririz. Ama o zaman bizi haksız bulanlar veyahut da sen şöyle konuşma, böyle konuşma, onu deme, bunu deme, onun adını verme, bunun adını verme, ondan sonra senelerce İran'dan bahsettik. Değil mi? Dedi ki bunlar Amerika'yla esasen dostturlar. Demedik mi kaç defa? Bunların düşmanlığına aldanmayın falan falan falan. Siz bize yan kulağınızdan üzerine yattınız. Şimdi ne oldu? Suriye meselesi patlayınca bütün İran'ı müdafaa eden ayetullahçılar hep köşe yazılarında ah İran vah İran mahvettin bizi İran. Ama adam zaten Kur'an'ın eksik olduğunu söylüyor. Ebu Bekir Ömer'e sövüyor. Sen bunun nasıl birliktelik yapabilecektin? Ha Suriye olayı olmasa kimse bir şey dedi yok. Oradan bir mesele çıkıyor, buradan bir mesele çıkıyor. Hak dediklerimize geliniyor. Ama keşke böyle olmasa. Ne lüzum var? Dünya menfaatleriyle ilgili birleşmeler bozulur. Dünyada da bozulur, ahirette de bozulur. Allah için birbirimize şahitlik edelim. Allah için birbirimizin iyiliğini isteyelim. Vaaz edelim, iyiliği emredelim. Efendim bana ne, benim onunla işim var, gücüm var. Şimdi ben onun hakkında konuşmayayım. Yani veyahut da ona bir cevap vermeyeyim. Hakaret etme. Saygısızlık etme. Ama görüşüne saygı duymayabilirsin. Şahıs başkadır, görüş başkadır. Bir insanı gördüğün zaman yuh lan man deme. Ama görüşüne saygı duyma. Ha tahammül edebilir, tahammül edebilir mi? Tahammül nedir? E tabii ki tahammül ediyorsun. Kalkıp da adamın gırtlağına sarılacak halimiz yoktur. Ama saygı duymam. Niye duyayım saygı ya? Batıl görüşlere saygı duymak zorunda değilim. Ha bu dengeyi koruyamayınca ne oluyor? Müminler efendim maddi menfaatler mülahazasıyla veya dünyevi efendim koltuk, sandalye, makam, mevki marifetiyle birliktelikler yaparlarsa sonra bunların bozulmaları, birbirine düşman olmaları kaçınılmaz olur. Ama Allah için bir araya gelseydiler bozulmazdılar. Onun için bizim cemaat bozulmaz Allah'ın izniyle. Bak hep burada sohbete gelir. Kimse kimsenin hasmı değil, hısmı değil. Efendim para istemiyoruz, reis demiyoruz. Allah için geliyoruz. Ha, bir kişiyi namaza başlatmak, bir kişiyi efendim haramdan kurtarmak. O arada Allah da bize acısın. Biz kullara acıyalım, Allah da bize acısın. Zihniyetiyle hareket edeceğiz. Ve birbirimize böylece şahitlik edeceğiz. Müminler de amelinizi görecek. Allah gösterecek. Rabbim ilham edecek. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan gelen rivayette ne buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Bu acayip bir hadis-i şerif. Mucizevi. Hepsi mucizedir tabi. Ahmed İbni Hanbel de ravilerindendir. Yani çok kuvvetli hadis. Koca Müçtehid'in kitabında bile var. لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ يَعْمَلُ ف۪ي صَخْرَةٍ صَمَّا اَلَيْسَ لَا بَابٌ وَلَا كُوَةٍ. Sizin biriniz büyük bir kayanın içine girse, kayanın kapısı olmasa, menfezi olmasa, penceresi olmasa nasıl girecek oraya? Daha ayrı bir mesele. Onun içinde olsa ama orta böyle bir şey oldu yani. Caminin temelini kazarlarken efendim oran dernek başkanları gelmiştiler evvelce yani. Onlar da resmini çektiler, biz resmini görmüşüz. Temelde kaya çıkmış, kayayı zor kırdılar tabii, ellen kıramadılar yani, tozerle kırdılar falan. Kayanın tam ortasında bir tosbağa çıktı. Ya tamam da kapı yok, pencere yok. Bu tosbağa oraya nereden girdi? Çözebilirsen gel bana anlat yani. Ben ne bileyim nereden girdi? Allah onu orada da yoktan yaratabilir mi? Yaratır. Anası nerede, babası nerede? Adem Aleyhisselam'ın anası nerede, babası nerede yani? Allah anasız babasız da yaratır. Ha nasıl olmuş, bitmiş mi onu bilmiyorum. Ama orada kurba canlı canlı. Nasıl biliyor musun? O kadar küçük de yeri var ki o sırtının değdiği yer onun kabuğunun şeklini ve rengini almış yani. O kadar da dar bir yer. Hani karınca Musa Aleyhisselam Mevla buyurdu ya, vur şu kayaya kudretimden ayet göstereyim. Vurdu bir daha kaya çıktı. Vur ona da. Musa Aleyhisselam'da da bir asa var mübarek. İzmit Körfezi'ne köprüye lüzum yok yani. 2015'e kadar canımız çıktı şu vapurlardan. Efendim vurdu mu gidiyor yani. Vuruyor bir kaya daha. Üç kayadan çıktı karınca. Dedi ki ne ya Rabbi bu nedir burada? Subhane men yarani ve arifu mekani. Karınca da tesbih ediyor. Beni burada gören Allah'a tesbih ederim.
Yerimi bilen Allah'a tesbih ederim. Beni unutmayıp buraya rızkımı göndereni tesbih ederim. Noksan sıfatlardan tenzih ederim. Lan karınca bile beni unutmuyor diyor. Sen kocaman adamsın, 80 kilo oldun. Hala Allah beni unutacak diye korkudan ölüyorsun ki bugün de aç kaldık diye ya. Ya korkmasın, karıncayı unutmuyor. Seni mi unutacak? Süleyman Aleyhisselam dedi, nasıl olsa bu hayvanların, haşeratın hepsinin lisanlarını bana öğrettin ya Rabbi. Bütün dünyada benim saltanatıma verdin ya Rabbi. Bu senede, bir senede bunların rızkını ben taksim edeyim. Yani yaratmak Allah'a mahsus da ben bölüştüreyim dedi. Müsaade buyurursan. Buyur. Çağırıyor, hepsinin elçileri var. Karıncaların bile kraliçeleri var, arıların var. Efendim işte kraliçe arı falan diyorsunuz ya. Ondan sonra hepsini çağırdı. Hepsine sana ne lazım işte? Karınca ne yiyecek? Çekirdek yiyecek. Çekirdeğin kabuğu belki bir sene idare eder mesela. Vermiş hayvan başına bir tane çekirdek falan. Stoklar, ambarlar hepsini dağıttı, etti. Ertesi sene oldu. Şimdi ona beyan veriyorlar. Nasıl ki siz beyanname veriyorsunuz ya, vergi. Beyanname ne oldu, ne yedin, ne içtin, ne aldın, ne istedin. Bakmış ki yarısı kaldı. Karıncaya sitem etti. Dedi ki niye fuzuli erzak istiyorsun? Bak dedin ki bir senede bunu yerim, sene doldu yarısını yemişsin yani. Şimdi niye doğru beyanda bulunmuyorsun? Süleyman Aleyhisselam karıncaya söylüyor. Karınca da dedi ki ya Allah-u Teala taksim ederken Rabbim unutmaz diye derdi, rahat rahat güvenip yiyorduk dedi. Şimdi sana bıraktı taksimat işini, yarısını zor yedik yani, ya Süleyman unutursa meselesi var. Onun için Allah unutmaz kardeşim. Rahat rahat yesen. Malını ye. Çok yeme, israf yapma da. Ye yani, açlıktan ölmen kaderinde varsa altın vagonlarının içinde kilitli kalırsın. Deprem olur, kapalı çarşıda yıkılsa altınların içinde kilitli kalırsın. Açlıktan da ölürsün 30 gün sana yanaşamazlarsa. Altınların içinde açlıktan öldürür Allah isterse. Onun için yani para panganot yenmiyor. Rızkı Allah sevk ediyor. Celle şanuhu celle celaluhu. Bir adam büyük bir kayanın içine girse, kapısı penceresi de olmasa, orada bir şey yapsa. Ne yapsa? Ne yapılır orada şimdi? Diyelim ki yani namaz kıldı, orada girdiğine göre bir alanı var. Hira mağarası gibi bir namazlık bir yer var. Namaz kılsa veya Sübhanallah dedi veya La ilahe illallah dedi. Ama öyle şaşırdığından Fesubhanallah şarkısını söylemedi yani. Allah tesbih etmek için Sübhanallah dedi. Peki. Veya bir günah yapsa. Günah yapsa. Ne yapabilir kayanın içinde ya? Kayanın içinde bir şey yok. Ne bileyim ben, yapar işte. Ya adam günah mı yapamayacak? Affedersin, mastürbasyon yapar. Bilmem ne yapar. Ne diyeyim sana şimdi? İlle de kalkıp da film seyredecek hali yok. Ceryan yok, elektrik yok, internet yok, bir şey yok. Tamam, bir günah yaptı. Şimdi adam tuvalete girse, bir günah yapsa. Melekler tuvalete girer mi? Yazıcı melekler? Girmez. Nerede dururlar? Kapının dışında. Bu adam içeride bir günah yaptı. Tuvalette de bolca günah yapılabilir. Şimdiki tuvaletler oturaklı zaten. Rahat oturuyorsun, kahve, çay. Şey de var, televizyon da kurmuşlar tuvaletlerine şimdi. Filmler diziyi oradan kaçırıyor. Karnı ağrıdığı zaman diziyi tuvalette devam etmesi lazım. Tabii şimdi yeni televizyonlar da çıktı. Durdur diyor orada diyor. Durduruyor, geldi mi devam ediyor falan. Bir acayip memleket oldu. Şimdi bu adam bir günah yaptı. Diyor ki bu melekler bunun günahını yazamaz. O zaman hep günahları gitsin tuvalette yapsın. Yahu kardeşim sen o kadar uyanıksın da Allah'a mı geçtin? Mevla diyor o yaptığı günahın kokusunu dışarı çıkarır. O kokudan melek günahın türünü ve şeklini tespit edip yazar diyor. Anladın mı şimdi? Kimi kandırıyorsun ya? Bir adam kayanın içine girse, orada günah işlese veya sevap işlese, kainen makan ne sevap ne günah olursa olsun ameli insanlara çıkar. Ne demek ameli insanlara çıkar? Meleklere değil. Melekleri demiyorum. Melekleri Allah zaten yazdırıyor, bildiriyor. Melek görmese de bildiriyor. Ama insanlara da ameli çıkar. Ne demek ameli çıkar? Burada ince bir mana var. Eğer o adam kimsenin görmediği yerde bir gün sevap yapsa, Allah-u Teala onun yüzüne öyle bir nur kisvesi giydirir, ona öyle bir efendim takvalık libası büründürür, ona öyle bir saygınlık ve kalite diyelim
efendim, itibar diyelim, manevi izzet diyelim. He, verir ki o dışarı çıktığında evde ne yaptığını bilmeye lüzum yok. Sabaha kadar namaz kıldıysa Allah onu o itibarla çıkarır insanlara. Onu görenler mutlaka hürmet ve tevazu gösterirler. Çünkü Mevla boyunları eğdirir. Ama bir adam gizli bir yerde, kapalı yerde günah yapsa, onu da kimse görmese, bilmese, Allah onun da yüzüne fasıklık örtüsü bürür ve suratına karanlık verir. O karanlık ve itibarsızlık verir. İstediği kadar zengin olsun, ağa olsun, paşa olsun, Allah'ın rızasına muhalif ve mugayir işler gizli yerde işlediği zaman çıktığında o itibarı insanlardan göremez. Ama hangi insanlar? Tabii ki ayarı kaçmamış insanlar. Bu söylediklerimiz hep kime göredir? Ehli sünnet salih, orta seviyede bir mümin zümresine göredir. Çünkü adamda bir ayar olacak ki o ayar ne yapsın? Karşıyı da ölçsün. Adamın ayarı bozuksa zaten, hani horoz seherde öter, tesbih eder, melek görür. Efendim, eşek anırdı mı hadis-i şerifte buyuruyor, yavuzu çekin, şeytan görmüştür. Horoz öttü mü, Ebu Davud hadisidir, Ebu Davud. Horoz öttüğünü duyduğunuz zaman, fesebbihu subhanallah söyleyin ve dua edin, kabul göreceksiniz. Fe inne ra'et meleken, horoz melek görür de öter. Eşek anırdığı zaman şeytan görür. وَذَا سَمِعْتُمْ نَه۪يقَ الْحِمَارِ Himarın anırmasını işittiğiniz zaman فَتَعَوَّذُوا بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِنَّ عَرَابْ شَيْطَانِ O şeytan görür. Ama şimdi senin horozun ayarı kaçtıysa, affedersin, mabadına, makadına bir şey kaçtıysa, senin horoz deli dana gibi her dakika ötüyorsa ben ne yapayım? Senin horozun ayarı kaçmış. Bu seherde midir? Melek mi gördü, ne gördü belli değil. Her dakikada melek görecek hali yok bunu. Hızır Aleyhisselam mı bu ya? Ya seherde melek görür. Ha, gündüz de bazen görür. Tamam, melek görür. Belki melek bir hayra, bir işe geldi. Tamam. Ama şimdi devamlı ötüyor. Ne yapacağız? Subhanallah, subhanallah, sabaha kadar subhanallah mı çekeceğiz? Horozun ayarı kaçmış da. Ha, o zaman biz diyoruz ki adam içeride günah yaptıysa dışarı vurur. Dışarı vururun manası nedir? Ayarı kaçmamış olan Müslümanlar onda o nazarla baktığı zaman ittegu firasetel mümin, müminin bakışından sakının, feyne uyanzuru bi nurillah, o Allah'ın nuruyla bakar. Allah'ın nuruyla bakana hiçbir şey gizli kalmaz. Ama hangi mümin, işte bu normal namaz kılmayan bir mümin Allah'ın nurunu nasıl elde edebilir? Beş vakit Allah davet edip icabet etmeyen bir Müslüman Müslümandır, bir şey demiyorum. Ama bu adamda Allah'ın nuru olur mu? Bunun bakışında feraset olur mu? Bunda basiret olur mu yani? O zaman o adamın da anlayışı muteber olmaz. Tabii ki sünnet ve cemaat ehlinden bahsediyoruz ki onlar bu adam muteberdir dedikleri zaman bu demek Allah onlara ilham etmiştir. Çünkü gizlide ne amel ediyorsa insanlara çıkar. Ama hangi insanlara çıkar? İşte ayarı kaçmamış müminler onu doğru tanırlar. Enes İbni Malik radıyallahu anh'tan gelen hadis-i şerifte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. اِنَّ اَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَىٰ قَارِبِكُمْ وَعَشَائِرِكُمْ مِنَ الْاَمْوَاتِ Sizin amelleriniz ölülerde akrabanız olan yakınlarınıza, ölülerinize gösteriliyor. Bırak yaşayan müminlerin görmesi, ölmüş Müslümanlar bile şu anda bizim bu gece sohbetimizin haberi gidiyor. Şimdi buraya kim gelmiş? Senin annen baban ölün geçmişin varsa cemaate gitmiş, sohbet dinlemiş, abdest almış, namaz kılmış, salavat okumuş. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi sellem. Bunların hepsi arz ediliyor mezardakilere. Evet. Bu hadis-i şerif de Ahmed İbni Hanbel'de yine geçiyor, Müsned'de. Fe inkâne gayran istebşerû bi. Eğer senden iyi haber giderse akrabana diyorlar ki bu kişi namaz kıldı, oruç tuttu, zikretti, şükretti, zekat verdi, hayır yaptı falan. Onlar seviniyorlar. Niye seviniyorlar? Hani sen kazandın diye. Belki sen de oradan ona bir hediye gönderirsen ne âlâ. Ve inkâne gayra zâlik. Eğer kötü bir amel, içki içmiş, kumar oynamış, zina etmiş, Noel kutlamış, yılbaşı kutlamış, Allah muhafaza etsin. Ne yapacaksınız 1 Ocak'ta? 31 Aralık gecesi ne yapacaksınız? He? Aman 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 aman. İbadete sarılın, zikre sarılın, duaya sarılın. Dergide, bak Lale Gül dergisinde özellikle yazdık. Safer'in duaları,
son çarşamba duaları, tam da bu o 31 Aralık gecesi neye denk geliyor? Safer'in son çarşambasına geliyor. Bu sefer korkum, ben korkuyorum. Korku var yani. Çünkü neden? Safer'in son çarşambası, Evliyaullah'tan Feridüddin Nakşibendi Hazretleri'nin kitaplarından naklediyor. Büyük bir veli diyor ki 320 bin bela gökten yere nazil oluyor. Bunların hepsi de Safer'in son çarşamba gecesi iniyor. Bu Safer'in son çarşambası da hangi gece? Yılbaşı gecesi. Ertesi gün çarşamba. Ben bu kadar senedir yani hatırladığım kadarıyla böyle denk gelmedi hiç. Şimdi bu sefer ne olacak? Bu sefer bu belaların nazil olmasına karşı dua silahına sarılacak. Dua silahul mümin. Müminin silahı duadır. Şimdi insanlar o gece içki fazla tüketilir. Kumar fazla oynanır. Zina fazla yapılır. Haramlar fazla işlenir. Zaten içki fazla olunca bütün günahlar patlama yapar. Hal böyle olunca bu kadar insanın başına bela gelmemesi için siz kalkıp dua edeceğiz. Allah vatanımızı muhafaza etsin. İslam vatanlarını muhafaza etsin. Allah o günahkarları da hidayet etsin. Allah onlara da namaza, ibadete döndürsün. Allah içkiden tövbe versin. Sakın beddua yok, lanet yok, sakın. Biz bedduacı değiliz. Allah onlara hidayet etsin. Hep onlara dua edeceğiz. Ya hoca o sabaha kadar içsin, ben de seccadede canım çıksın, onu mu kurtarayım? Senin kafan kafa değil kardeşim. Sen sıyırmışsın yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün ümmetim kurtulsun diye sabaha kadar ağlıyordu ya, sen onun ümmeti değil misin sen? Başka birinin ümmeti misin? Böyle bir şey yok. Kafire bile ölüsüne dua geçmez, dirisine dua geçer. Ya Rabbi iman nasip eyle, hidayet eyle. Gavura da dua edeceğiz kardeşim. Ama ölmüşse daha Fatiha okunmaz, istiğfar edilmez. Ölmüşse şirk üzere o Allah'a kaldı. Tabi Allah'a kaldı derken Allah da bildirdi Celle Celaluhu ki müşrikler cehennemdedir. Ama ölülere dahi haber gidiyor. Yani dergide özellikle hangi sayfede? Her gün okunacak dua 76-77'de. Onu her gün okumak lazım. 31 Aralık günü de gününe kadar her gün okuyoruz. İnşallah. Bir sayfa kadar bir duadır. Bir seneye kadar bela dönmez etrafında diyor. İnşallah. Bir seneye kadar. Bir daha safere kadar. Ondan sonra efendim dualara sarılacağız. Allah'a yalvaracağız. Zikredeceğiz. Vaat edeceğiz. İyilik yaparsak diriler de görecek. Ölüler de sevinecek. Kötülük yapanlar olursa kalu akrabaları ne derler? Kabirde yatanlar. Allahümme la tümüttüm hatta teyediyum kema hedeytene. Ya Rabbi bizi hidayete erdirdiğin gibi onları da hidayete erdirmeden öldürme. Ölüler bize dua ediyorlar. Fakat onlar da nasıl hidayetteydiler acaba? Yukarıdayken nasıldılar acaba? Aşağı gidince mi hidayet buldular acaba? O da ayrı bir mevzu baytır yani. Ama demek burada mübarek insanlar ki akrabalarımızdan iyi insanlar var mutlaka. Benimkiler de geride var. Sizin de vardır. Demek onlara gösteriliyor ki bizi hidayete erdirdiğin gibi onları da doğru yola almadan öldürme ya Rabbi. Ölülerin duası da makbul ha. Onlar ahiret alemine göçmüşler. Duaları bir menfaat karşılığı değildir yani. Allah Teala onlara bize dua etmelerini ilham ediyor ve nasip ediyor. Evet. Amma ve lakin kimisi de ölünce anladı, ölünce uyandı, gafletten amma iş işten geçti. Ali Adel Efendi Hazretleri buyurdu ki evladım cehennem ehlinin hepsi ehli imandır. Allah Allah. Bütün cemaat şaşırırdı kalırdı. Tefsire muhtaç. Cehennem ehlinin hepsi ehli imandır. Ne olacak? Gavurlar nereye gitti o zaman yani? Cehennem ehlinin hepsi ehli imandır. Sonra derdi ki orada iman etmişler evladım derdi. Çünkü neden? Yanıyor daha nasıl inanmayacak yani? Ateş yakıyor mu yakıyor? Cis. Değdirdi buraya. Yandım mı? Yandım da. İnanmıyorum nasıl diyeceksin yani? Onun için inanmış. Öyle bir şey yok. Kabre inmiş. Hidayeti bulmuş. Tabii hidayeti bulacak. Sapıtacak alanı kalmamış yani. Sapıtacak saha kalmamış. Hoca da yukarıdan gelmiş. Benim gibi telkin veriyor. Bana da kim telkin verecek Allah? Telkin vereni de benden hayırlı eylesin ki aşağıya da bir faydası olsun yukarıdakinin yani. Öbür türlü adam evliya Allah'tan biri mezarlıkta cenaze gömüyorlar. Mübarek gülüyormuş. Müritleri de şaşırmış. Efendi Hazretleri mezarlıkta gülmek hani caiz değil. Mezarlıkta gülene lanet var.
dolu rivayet var. Sizin de hiç yapmadığınız iş ama taaccüp ettik efendim. Niye gülüyorsunuz acaba? Mübarek buyurmuş, yahu nasıl gülmeyeyim demiş. Ölü diriye telkin veriyor demiş yahu. Aşağıdaki canlı demiş, kalbi diri. Üstteki imam ölü demiş ya. Bizim hoca ölü demiş. Kalbi ölü yani. Ben de güldüm demiş bu işe yani. Şimdi böyle de işler oluyor. Ama öbür türlü geliyor tabii yani, hiç olmazsa telkin veren de senden yukarı olacak ki aşağıdakine de bir faydası olsun. İzâ câkel melekânil ezrakânil evheşâni min kıbelir rahman. Dinlediniz mi telkin? Niye? Daha ölmedik ki hoca, nasıl dinleyelim diyorsunuz. Ulan niye de bu kadar mezara gitmiyor musunuz siz? Adam gömmüyor musunuz? Yani orada imamlar sessiz sessiz bir şeyler söylüyorlar öyle. Hoca ben de biraz sesli deyin ya, sesli. Bazıları da Türkçe mi söylüyor, ne yapıyor acaba belli değil. E bilmiyorsa Arapça ne yapsın adam? Ama imamsın da ezberleyecek bunu. Sana şimdi iki melek gelecek. Gözleri gök renkli şimşek çakıyor. Ve korkunç vaziyette, dünyada hiç öyle bir korku filmi üretilmemiş. Hollywood, Mollywood, Bollywood hiçbiri öyle korku filmi yapmamış ve yapamaz. İki tane öyle melek gelecek diyor şimdi diyor adama. Adam aşağıda yeni yatmış daha sağına. La tekafmini ma bi'aneti rabbik. Rabbinin yardımıyla diyor onlardan sakın korkma diyor. Aşağıdaki diyor ki gel de sen korkma diyor. Lan nasıl korkma diyor. Korkma demesi kolay. Hoca bekliyor ki zarf tavlı mı gelecek, zayıf mı gelecek. Hoca zarfın şeyinde derdine düşmüş. Cenaze arabasına giderken bir de zarf verecekler ya. Hoca onu düşünüyor, orada korkma diyor adama. Adam diyor nasıl korkma kardeşim. Amelimle inmişim çukuruma diyor. Ne yapacağım ben burada diyor ya. İki melek gelecek, korkma. Allah korkutmazsa korkmaz. Hocanın demesiyle kim kurtulmuş? Ama tabi sünnettir, telkinde vardır sünnette. Taberani'de bir hadis-i şerifte de geçer. Onun için amel edilir yani, biz amel ediyoruz telkin hadisiyle. Faydası da yok demiyoruz. Faydası da yok. Lekkinu mevtakum la ilahe illallah. Ölülerinize la ilahe illallah telkin edin. Ölürken ölüm döşeğindekine de olur, kabirdekine de olur. Yani onun yanında zikredin demektir. O zikrin ona faydası var. Ölmediyse senden duyar, aklına gelir, ağzına gelir, diline gelir. Men kâne âhiru kelâmi la ilahe illallah dekhalel cenne. Son sözü tevhid olan cennete girer, müjdesine erer. Ama kabirde de olsa o üzerinde zikir yaparsan bile ona faydası var. Çünkü neden? Kabir azabından kurtulmak için yeşillik ekin. Bu iki yeşillik kurumadıkça bu azaplar diner. Hadis-i Şerif Buhari'de geçiyor. Neden? Yeşillik tesbih ediyor. Kurumadıkça mezarın üzerinden alttakine azap da olsa hafifler. Bu da Buhari'de geçer. Dolayısıyla bir yeşilliğin tesbihinden bile mezardakinin azabı hafifliyorsa, sen canlı Müslüman bir adamsın, abdestli gittin oraya la ilahe illallah desen fayda olmaz mı ölüye yani? Bu mümkün mü? Hadis-i Şerifler birbirini teyit eder. Evet. Bizim şahitliğimiz dünyada da geçer, ahirette de geçer. Onun için birbirimize iyi yerde görünelim. İyiler arasında görünelim. Camide, cemaatte, ehli sünnet ve cemaat arasında görüşelim, buluşalım, toplanalım, dağılalım. Niçin? Amel edin, Allah da görecek amelinizi, Resul de görecek, müminler de görecek. لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Sizi insanlara şahitler yaptım Allah buyuruyor. Enes İbni Malik, yok Seleme bin Ekva radıyallahu anh rivayet ediyor. Bir cenaze geçti, çok hayırlı bir adam olduğu söylendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vecebet, vacip oldu buyurdu. Bir cenaze daha geçti, yine iyi bir adam olduğu söylendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vecebet, vacip oldu buyurdu. Sordular ki ya Resulallah, ne vacip oldu? Bu hadis-i şerifin bu değişik. Bir tane daha anlatıyorum, başka bir hadis-i şerif, bu o değil. Bunda iki cenazeye de met edildi. Başka bir hadiste de var, bir cenaze hakkında kötü söylendi. Dediler ki bu camide cemaatte görmemişiz veya şöyle böyle bozuk adam. Sahabe-i kiramda da böyle yağcılık dal kavukluk olmadığı için iyiye iyi, kötüye kötü şeklinde bir şahitlik durumu vardı. Maalesef şimdi tabii böyle bir durum kalmadı. Ama ne yapacaksın? Zaten tanımadığın bir adamsa hüsnü zan edeceksin, iyi biliriz demiyorsan da susarsın, Allah bilir dersin. Efendim tanıdığın biri ise durumuna göre muamele edersin. Kafirse zaten
münafık yani imansızsa cenazesine gitmezsin. Ama gidip de orada çıngar çıkarıp ben kötü bilirim diye bağırıp da ağzına gözüne yumruğu yiyip de efendim cenazenin sahipleri tarafından mosmor olup da gelmeye lüzum yok. Böyle de bir hadis-i şerif yok yani. Adamın zaten yakını ölmüş yani sana bir geçirir. Ondan sonra sahabe zamanında değiliz, anladın mı? Öyle memlekette 40 türlü cami var, cemaat var. Herkesin ölüsünün gittiği belli yerler var yani. Eskiden isimden de söylüyordum, şimdi söylemiyorum. Bir dava açarlarsa mahvolurum giderim yani. Ha, onun için herkes biliyor kimin nereye gittiğini. Bizim sakız ağacı şehitlik yani bizim cenazemiz. Bizim mezar orada. Ha, herkesin bir komşuluğu var, yakınlığı var, cemaati var, cemiyeti var. Hayatta da ölürken de kabirde de. Allah dostlarından ayırmasın. Salihlere ilhak eylesin. Müslüman olarak vefat etmek nasip eylesin. Amin diyen dillerin nar cehennemden azad eylesin. Dediler ya Resulallah vacip oldu buyurdun. Ona vacip oldu, buna vacip oldu. Ne vacip oldu biz anlamadık. İnnel melâkede şühedâ Allah fissemâ. Melekler gökyüzünde Allah'ın şahitleridir. Ve entüm şühedâ Allah fil ard. Siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Siz. Yani Müslümanlara söylüyor. Şu andaki Müslüman da sizsiniz. Camide sizi bulduk yani. Meyhaneye gidecek halimiz yok. Geldik buraya derneğe siz geldiniz. E siz Müslümansınız da. Ne yapalım şimdi? Ha yeryüzünde Allah'ın şahitleri sizsiniz. Şu anda melekler gökten inip şahitlik etmiyor. Onlar gökte ediyor şahitliğini. Mahşerde ediyor. Şu anda siz birbirinize nasıl bilirsiniz diye soruluyorsunuz. O zaman فَمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْهِمْ شَهِمْ وَجَبَى. Sizin şahitlik yaptığınız konu Allah katında kesinleşir. Bu çok acayip bir hüküm ya. Onun için مَرَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَوْا عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنًا. Müslümanların güzel gördüğü Allah indinde de güzeldir. Ama bütün bunlar demin dediğim gibi ayarı kaçmış Müslümanlar tarafından yapılan şahitlikler geçerli değildir. Kendi namaz ehlinden olacak ki bir kere adama şahitlik geçsin. Beş vakit namazı kılmayan, kabul olmayan demiyorum. Kiminki kabul, kiminki değil, kimse bilmiyor. Ama beş vakit namazı zahiren kılmayan bir adamın şahitliği geçerli midir? Yani bugünkü mahkemelerde şahitliği geçerli olması yeterli midir? Bugünkü mahkemedeki şahitlik nereye? Allah indindeki şahitlik nereye? Buradaki şartlar çok ağırdır. Yani fasığın şahitliği kabul olmaz. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا. İftira atanların ebediyen şahitliğini kabul etmeyin diyor Nur suresinde Hazreti Kur'an. E şimdi iftiradan kurtulan çok az adam var aramızda. Dolayısıyla yani gıybet zaten kırıla gidiyor. Ama iftira daha önemli bir konu. Hemen adama efendim bir şey takmak, bir kadına bir iftira atmak, namuslu kadına bir iftira atmak, adama iftira atmak, yok ona rüşvet yedi, yok buna dolandırdı, yok bu hırsız. Hemen böyle bu cami cemaatlerinde de çok böyle süratli bir şekilde millete bir şey yaftalamak var yani. Bu durumda ne yapacağız ya? Ne yapacağız? Yani bari şahitliğimiz geçerli olacak kadar Müslüman olalım ya. Yani çok takva olamadık, evliya olamadık. Bari bir şahitliğimiz makbul olsun yani. Yarın Allah bizi birbirine şahit edecek. Bir şeye yaramaz ki bu vaziyette ya. Kim kime şahitlik edecek ya? Ha Müslümanların şahitlik ettiği şey Allah katında kesinleşir. Dört komşusu olsa musallada yatana iyi biliriz dese cennetlik ya. Ama o dört komşunun durumu ne? Dört komşunun durumu ne yani? Sen bunu iyi biliriz diyorsun. Hangi kriterlere göre? Diye ona sorsan. Ne diyecek? Abi köpeği vardı her gün dolaştırırdı ona çok mama verirdi falan. Oho fifiler bilmem nelerle. Kardeşim köpeğine mama verir diye şimdi burada şahitlik olur mu musallada ya? Yani neye göre iyi bilirsin? Değil mi şimdi? Şimdi adam namaz mı var, orucu mu var, zekat mı verdi, hayır mı yaptı, komşuluk mu aradı, sana yardım mı etti, hastaneye ziyarete mi geldi? Yani bir insanın mekarime ahlak, üstün huylar, sünnette, hadiste, Kur'an'da geçen faziletler var. Bunlardan hangisine göre sen buna iyi diyorsun yani? He? Yılbaşı gecesi seni çağırdı da kafayı mı çektiniz yani? Bedava viski mi verdi yani şimdi? Bizim milletin iyi biliriz kriteri çok şaşırttı yani. Şaşırttı. Çok iyi adam. Neye göre iyi adam? Ha, o zaman Allah şahitlerimizi salihlerden eylese. Amin. Bizi de adam etsin de salihleri bize şahit eylesin. Amin. Amin.
Ve zâlike kavlullah. İşte Allah'ın kavli şerifi budur. Ne buyurdu Rabbul Alemin? Ve kul i'melû feseyarallâhu melekum resûlühü vel mü'minûn. Siz amel edin, Allah da görüyor. Resul de görüyor, müminler de görüyor. Müminler de görüyor, görecek. Yevme izin tu'radûne. Ahirette Allah'ın huzurunda hesaba arz edileceksiniz. La tekfâ minkum kâfiye. Hiçbir gizliniz, saklınız kalmayacak. Allah o günde yüzümüzü akayla ya Rabbi. Yevme tübüle's-serâir. O gün bütün gizliler aşikare edilecek. Allah'ım bizi rezil etme ya Rabbi, rüşvay etme ya Rabbi. Gizli günahlarımızı açma ya Rabbi. Allah'ım esturne abissetrikel cemil. Güzel örtünle ört bizi ya Rabbi. Ya. Yani Mevla açmasın, açarsa kimse rahat edemez yani. Allah'ım la tuhzina yevmel kıyame. Resulullah Efendimiz, ya Rabbi kıyamet günü bizi rüşvay etme. Ve la tefdahina yevmel liqa. Seninle buluşacağımız günde rezil etme ya Rabbi. Böyle dua edeceksin. Yoksa benim neyim var ki? Açsın Allah istediği kadar. Tertemiz adamım. Yani bunu konuştuğun anda battın zaten. Battın. Kork kork. Sen Allah'ın neler bildiğini efendim biliyor musun? Kalbinin derinliklerinde yatan niyetleri bilir ya. Çıkarır meydana ya. Yevme tübülâ es-serâir kulluha bâne minkum kâminü lâ yüsteha diyor Mevlana Mesnevi'de. O her gizli açığa çıktığı zaman hiç istemediğiniz hesaplarınız pazara çıkacak. Onun için Allah'a sığınmaktan başka. Ne var? Hussile mâ fissudûr idâ zülzilede. Diyor, göğüslerde gönüllerin derinliklerindekiler tahsil edilecek. Ne demek? Semereleri, ürünleri meydana çıkarılacak. Yani yevmeydin tuhaddis ehbara. Toprak şahitlik edecek ki üstümde zina mı etti, içki mi içti, hangi haramı işledi. Oturduğun masa sandalye şahitlik edecek. Niye gizleyeceksin? Kimden kaçacaksın yani? Onun için evet Allah ve Resulü amellerinizi görüyor. Müminler de görüyor ve görecek. Ama iş burada bitmeyecek. Ve seturaddûne ilâ âlimil gayb ve şâde. Gizli aşikâre her şeyi bilen Allah'a döndürüleceksiniz. Şimdi herkes niyetini sorgulasın. Ben burada niye konuşuyorum? Sen buraya niye geldin? Niye dinliyorsun? Namaz niye kılıyorsun? Niye çalışıyorsun? Niye evleniyorsun? Niye baktın? Niye tuttun? Niye yedin? Niye içtin? Yaptıklarınızı o size bir bir haber verecek. Haber verecek. En mühim mesele de nedir? Yapılanın dış yüzü değil, içindeki niyetlerdir. Çünkü birçok güzel görünen amelin arka planda niyeti bozuk olduğundan sonu husranla neticelenecek. Ha kötü amelin iyiye dönmesi şey değil ama tevbe ederse başka. Seyyiatı mahvolur, hasenata tebdil olur. Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. La aleykum en la tu'cebu bi ahadin. Sakın kimsenin güzel ameline hayran kalmayın. Hatta tenzuru bime yuhtemu lehu. Son nefesini nasıl vereceğine ve son döneminin nasıl biteceğine bakın. Bura çok önemli. İyi dinleyin bu hadis. Hepimizi tehdit ediyor. Kimsenin ameline bakmayın. Ayşe anamız diyor ki radıyallahu teala anha. Ben diyor Müslüman bir kişinin amelinin güzelliğini beğenirdim. Beğenirsem de amel edin Allah Resulü müminler de görecek bu ayeti okurdum. Ne zamana kadar? Hazreti Osman radıyallahu anh'ı tenkit eden, daha sonra da Hazreti Ali'yi tehdit eden, hatta katleden Harura ehli, harici mezhebinin adamları çıkana kadar. Kura, onlar çok iyi Kur'an okuyan adamlardı hepsi. Hazreti Ali'yi öldüren de, Hazreti Osman şehit edenlerde de, harici fitnesinde hiç kim sahabeden güzel Kur'an okuyorlardı. Onlar sahabe değildiler. Bir sonraki nesil. Onlar belirdi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabının amellerini en üstün amel görürdüm. Onları duyunca, görünce baktım ki ne güzel amel ediyorlar, vaazlar ediyorlar. Bizim okuyamayacağımız kadar Kur'an tilavet ediyorlar. Kılamayacağımız kadar güzel namaz kılıyorlar. Yani Resulullah'ın ashabının amellerini bile biraz hakir görmeye başladım. Ya bu nasıl adamlar sahabeden fazla namaz kılıyorlar. Böyle bir zümre çıktı. Şimdi de belki de var işte bu Selefi ekolünün getirdiği bu orayı burayı patlatanlar var ya şimdi. Suriye'de şurada burada her yere yolda adamı çeviriyor, namaz kaç rekat soruyor, bilmeyeni tarıyor falan.
Bu kafa devam eder. Bunlar harici kültüründen beslenmedirler. Ama bunlar çok takvadırlar. Çok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi ki yahkuru ahadukum salatehu ma salati. Onlar öyle güzel namaz kılacaklar ki sizin biriniz, sahabeye söylüyor, onların namazını görünce kendi namazını beğenmeyecek. Onların orucunu görünce kendi orucunu beğenmeyecek. Ve kıraunel Kur'an. Öyle bir Kur'an okuyacaklar ki sabahlara kadar, akşamlara kadar. Ama la yücavcü terakiyon boğazlarından aşağı geçmeyecek. Allah Allah. Yemrukun emre dini ke mamruku sevmine ramiye. Ok avdan delip çıkıp da kan bulaşmadan çıktığı gibi süratle onlar dinden çıkacaklar. Dikkat edin ne adamlar türeyeceğini söyledi. Çıktı onlar ama devam ediyor hala. Sümme la yahudûne ilâ ileyh hatta yahudesev ilâ fûkî. Ok ava geri dönmeyeceği gibi onlar dine dönemeyecekler. Allah Allah. Onlar kimdirler? Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hemen sonra çıktılar. Hazreti Osman'ın evini basanlar da bu grup. Sonra da Hazreti Ali Efendimiz de efendim Hazreti Muaviye ile arasında olan savaşta hakem olayı meselesinde Hazreti Ali'nin tarafındaydılar başta. Sonra Hazreti Muaviye tarafı dediler ki hani bir hakem tayin edelim de aramızda bir karar versin falan. Biraz Hazreti Ali Efendimiz'i şeye getirdiler, oyuna getirdiler. Radıyallahu anh haklıydı ama öbür tarafta da sahabe vardı, içtihat hatası vardı falan. Burada ne yaptılar? Bu Hazreti Ali tarafında olan adamlar dediler ki Hazreti Ali'ye sen ki hakem tayin ettin yani bir adamı Amr ibn As olacak radıyallahu anh o da sahabedendir. Hakem tayin ettin dinden çıktın dediler. Yahu sen Hazreti Ali'ye dinden çıktın nasıl dersin ya? Hazreti Ali bu ya. Ene medinetül ilmi aliyum baba. Ben ilmin şehriyim Ali onun kapısıdır diyor ya. Din isteyen ilim isteyen kapıya gelsin. Femen gavadel ilm feliyetil bab. Adam Hazreti Ali'ye kafir dediler. Şimdi birileri de çıkıyor ya. Hocalara akıl öğretme, sen sapıttın, sen şaşırttın, sen taviz verdin, sen şunu yaptın. Sen ne biliyorsun hangi şartları da, kaç kuruşluk ilmin var da konuşuyorsun ya. Adam Hazreti Ali'ye kafir diyor, sapık diyor falan. Hazreti Ali'ye kafir dediler. Ve Hazreti Ali'yi öldüren de Allah rızası için öldürdü. Ve cennette en büyük dereceyi almak niyetiyle öldürdü ya. Gavur öldürmedi ki. Hazreti Ömer'i Mecusi öldürdü. Hazreti Ömer ondan sevindi. Hatta ağır yaralı vefat edici birkaç gün yaşadı da dedi ki ayılınca beni kim bıçakladı hançerledi dediler Ebu Lülü'ye Mecusi dediler köle o zaman elhamdülillah de, Müslüman benim kanıma girmemiş benden sebep cehenneme girmemiş dedi Allah kavura nasip etmiş dedi de hamd etti Hazreti Ömer fakat Hazreti Ali meselesinde bu harici sapıkları inil hükmü illa lillah Allah'tan başka kimse hüküm veremez. Kadıya git diyorsun diyor ki Allah'tan başka kimse hüküm veremez. Allah'a nerede gideceğiz kardeşim? Bizim Allah'la görüşecek halimiz mi var? Kur'an var, sünnet var, kadı var, şeriatın hükmü var. Yok. Hepsine kafir dediler. Sahabenin öbür bütününe kafir dediler. Ama nasıl namaz kılıyor biliyor musun? Gidiyor içeride sahabeyi kesiyor. Kıtır kıtır kesiyor. Çıkıyor dışarıda bir hurma alıyor daldan. O hurmanın parasını yapıştırıyor oraya. Çok takva. Osmanlı'da anlatırlar ya o hurmanın sahibini arıyor bir hurma için 1000 kilometre gider yani yaya hak var hukuk var çok takva orada gidiyor Hazreti Ali kesiyor böyle sapık sapık adamlar türedi ya onun için Hazreti İmam Malik midir nedir Irak'tan bir heyet gelmiş hacca da dediler ey İmam Malik dedi buyurun dedi bir fetvamız var buyur sorun dedi ki işte ihramlıyız da sivrisine göldürdük de kan çıktı ne lazım gelir dedi nerelisiniz efendim dedi. Dedi ki Iraklıyız. Lan dedi peygamberin torununu kestiniz bir şey lazım gelmedi de dedi. Sineği mi soruyorsun be adam dedi. Sineği mi soruyorsun? Hazreti Hüseyin'i kestiniz dedi siz be. Yani böyle aşırı takvalık numaralarıyla. Onun için amel edin edinle Allah Resulü de müminler de amelinizin mahiyetini ve hakikatini ve arka planını ve niyetini görecek. Bunları Allah çıkarır. Bunlar boşa gitmez. Öyle lafla amel Hazreti Ayşe anamız diyor ki ya diyor ben şaşırdım kaldım. Hazreti Osman'ı sardılar. Ona karşı çıktılar. Sonra Hazreti Ali'yi öldürdüler. Vallahi bunlar Resulullah'ın eshabının amelini geçmek bir yana sabaha kadar namaz kılsa ne olur, akşama kadar oruç tutsa ne olur. Bunlar eshabın yanından bile geçemezler. Resulullah buyurdu dinden çıkacaklar. Alametleri nedir? Bunu simamu tehlik alametleri tıraştır buyurdu. Bunlar doğu tarafından çıkacaklar. Yani Medine'nin doğu tarafından çıktılar.
Alametleri tıraştır. Kafalarını usturaya vururdular. O zamana kadar sahabeden isteyen usturaya vurur, isteyen normal bırakır, isteyen uzatır. Sünnet üzere her çeşit vardı. Onlar kendilerine dahil olana mecbur kafanı tıraş edeceksin diye zorluyorlardı. O alamet de çıktı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi de aynı şekilde efendim bu şeyleri devam eder yani. Aynı alametleri devam eden bir fırka. Zaten o ondan sonra Abdülvehhab olayları son 200 sene evvel oradaki Taif'i işgal ettiler. Oralarda on binlerce alimi kestiler. Müslümanların karılarını efendim, cariye diye aldılar. Mekke Medine'de ne olaylar yaptılar 200 sene evvel Osmanlı'nın son dönemindeki şeyler, tarihi belgeler. 16EA04 acil çekilecek hasta var. 16EA04 çeksin kardeşim, yol açmak sünnettendir, imandandır. Yani yol tıkanmış hasta var. İman 60-70 küsur şubedir. Bir şubesi imatatul edabinat tarik, yoldan sıkıntı veren şeyi çekmek imandan bir şubedir. Evet, hemen ilgilensinler arkadaşlar. Şimdi demek ki adamın o andaki ameline bakmayacaksın. Sonuna bakacaksın. Bak sonunu seyreyle. Fe innel amile ya'melu zamanen min umri. Bir adam ömründen bir zaman amel eder. Evburheten min dehri bi amelin salih. Salih ameller, namaz, oruç, hac, zekat, zikir, şükür. Levmati ali dekhalel cenne. O adam o amelle ölse cennete girdi. Bak kesin. Ama yaşadıkça ne yapar? Süre geçer. Süre geçtikçe ne yapar? Akıl döner, kalp döner. Thumma yetahavvalu fe ya'malu amelen seyyen. Dönüp kötü ameller işlemeye başlar. Ve kötü amelle bitirdiği için cehenneme girer. Sonuna bak. Bizim de sonumuz belli mi? Değil. Dünkü sakallı, şalvalı, cübbeli adamlardan şimdi ehli sünnet düşmanları çıktı. Bir tane iki tane çıktı belki ama çıktı yani. Olabiliriz. Kalplerimiz Allah'a emanet yani. İmanlarımız Allah'a emanet. Kimse kendine güvenmesin. Ve innel abdele amelül burruhete min dehri. Bir amelin seyyi. Bir adam uzun zaman 30 sene, 40 sene, 50 sene kötü amel yapar. Levmati ali dekhalen nar. O vaziyet ölse cehenneme girecek. Thümme yetehavvelu fe amelü amelen salihen. Sonra döner iyi amel yapmaya başlar. Allah. Hakikaten sonunda dönen çok değil mi? İyiyken sonunda kötüye denen az. Kötüyken sonunda tevbe eden çok. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Buna hamd ediyoruz. Çünkü biz bu kadar tecrübemiz var. Kötüden döneni çok gördük. Ama iyi yoldan kötüye dönen az gördük. Allah daha da azaltsın. Amin. Ve izâ arâdallâhu bi 'abdin hayran istâmelehu kable mevt. Allah bir kuluna hayır dilerse ölümünden evvel onu kullanır. Kalbi arasa dediler ki keyfe istâmelehu, hangi işte kullanır? Kale buyurdu yüveffiku l'amelin salih thümme yakbidu aleyh. Onun son yaklaştı ölümü, ölüm kesin değil. Adam ölecek diye fişe bağlarlar, beyin ölümü gerçekleşti dedikleri halde 10 sene sonra kalkarlar. Dolayısıyla ölüm kesin değil. Ama adam ölümüne yaklaşınca kendi kesin bilmese de Allah ona iyi bir amel nasip eder. Sonra da o iyi amelle canını alır. Onu cennete koyar. Ey sana kurban olduğum Allah'ım. Çocukluğumuzdan beri bu yoldayız. Çocukluğumuzdan bildiğimiz bileli bu yoldayız ya Rabbi. Hep dostlarımla gözümüzü açtık, evliya gördük yani. Hep onların arasındayız. Hep cemaattayız ya Rabbi. Günahlarımızda olmakla beraber. Kurban olduğum. Bu kadar günahkar görünenleri. Görünenleri diyoruz. Hep görünen şimdi biz bilmeyiz. Görünenleri sonra döndürüyorsun, cennetlik ediyorsun. Biz bu yolda görünüyoruz. Görünüyoruz bak. Bu yoldayız da diyemiyoruz bak. Bu yolda görünüyoruz. Görüntümüze bağışla da ya Rabbi. Fazl-ı kereminle ölmeden bize bir iman nasip eyle. Bir kelime-i tevhid buyurun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ya Rabbi bunu mutlaka son nefeste nasip eyle. Allah'ım bunsuz alma canımızı ya Rabbi. Komada olsak ayıp bizi Allah diyelim canımızı al ya Rabbel alemin. Amin ya Rabbi. Yani bu kolay bir şey ya. Allah demek çok kolay bir şey ölmeden ama nasip meselesi. Nasip meselesi. Ya işte, ne ile yaşarsanız öyle ölürsünüz. Bu yolda yaşarsak inşallah bu yolda öleceğiz. Müjde var ama korku ve tehlike de mevcuttur. Evet. Vefat edeceği hastalıkta La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin okusa ateşe haram olur.
Vefat edeceği hastalıkta kulüvallah okumak nasip olsa cennetliktir. İşte vefat edeceği hastalık, her hastalık vefat etmek diye düşün. Hasta olmaya ne gerek var ya? Sabah, akşam, gece, gündüz. Dilinden zikir düşürme ya. Düşürme mübarek adam. Evet. Rabbim görünüşlerimize göre değil, Allah'ım niyetlerimize göre muamele eylesin. Allah'ım niyetlerimizi salih eylesin ve halis eylesin. Yoksa Damura bin Habib radıyallahu anh rivayet ettiği hadiste يَعْمَلُ يَسْعَدُ الْحَفَظَ فَعَمَلِ الْعَبْ bir kul amel işler. مِنْ صَلَاتٍ وَزَكَاتٍ وَصَوْمٍ وَحَجٍ وَعُمُرَةٍ وَخُلُقٍ حَسَنٍ وَصَمْتٍ وَذِكْرٍ لِلّٰهِ تَعَالٍ namaz, zekat, oruç, hac, ümre, güzel ahlak, sükut durmak. Sükut durmak ibadet mi? İbadetlerin en üstünü az konuşmak. İbadetlerin en üstünü az konuşmak. Yani fazla namaz, ibadet, nafile yapamıyorsanız konuşmayı azaltın. Otomatik ibadettesiniz ya. Şu dır 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 bir durun ya. Bir dur ya. Allah'tan mesaj çıktı da yazışma arttı, konuşma azaldı. Yazışma günah değil mi? Dedikoduysa orada da dedikodu da. Felence şurada. Yanmasa da. Şunu içiyor. Mesaj attı oraya. Al sana bir dedikodu. Al sana bir gıybet. Mesajla olunca melekler görmüyor he. Melekler Türksel'e üye değil ya. Şey çıkmıyor şeyden. Aviyadan şey çıkmıyor mu meleklere kayıt? Mahkeme isteyince çıkıyor dosyaya. Melekler göremiyor mesajı he. Siz de rahat rahat atın iftirayı mesajdan. Atın. Twitter'a atın. Hey gidi ne cahillik ya Rabbi. Adamın güzel ahlakı var, sükutu var, zikri var. Ötüşeyi on melaket semaat seba. Yedi kat göklerin melekleri eşlik ediyorlar. Ameller, adam öldü. Amellerin dosyası açıldı. Mevla'nın huzuruna gidiyor ya. Nasıl ki tabutun arkasından cemaat eşlik ediyor. Teşhir denir ona. Gökte de ameller, gök kapıları açıldı. Kafir olsaydı gök kapısı açılır mıydı? La tufettahu lehum ebvabu sema. Gök kapıları açılmaz Allah buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Bizim ayetlerimizi yalanlayanlara ve kibirlenenlere. Şimdi buna gök kapıları açıldı. Melekler de bunu eşlik etti. Hatta yaktaune bil hucube kulleha ilallah teala. Allah'ın huzuruna getirirler. Arada ne var? 70 bin perde var. Mevla mekandan münezzeh. Perdeleri geçe 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 her perdede teftiş var. Teftiş, 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 teftiş. Ameller layık mı değil mi? Makbul mü, merdüt mü? Bu kolay bir şey değil ki. Yaptım kabul oldu. İsterse kabul etmesin. Öbürü o kadar da kılmıyor ya. Sen kime hava atıyorsun ya? Sen kime caka satıyorsun ya? Ey Allah diyor yani. Beninkini kabul et. Etmiyorsan da etme diyor. Öbürü diyor bizim komşu hiç kılmıyor diyor. Lan sen Allah nasıl dedi hiç kılmıyor da beninkini mecbur kabul edeceksin? Etmez. Muhtaç mı sen? Gelirler, melekler getirirler, bütün perdeleri aşırırlar. Feyakifûne beyneydi Rabb Celle Celaluhu Mevla'nın huzurunda dururlar. Ve eşhedûne bil ameli salihil muhlasu lillah. Meleklere sorar, amellerde ne gördünüz? Melekler derler, amelleri salih gördük. Senin için halis kılınmış, ihlaslı gördük. Feyakûlullâhu lehum. Allah-u Teala buyurur ki onlara, entümül hafazatü alâ amel abdî ve enel rakîbü alâ mâ fî nefsî. Siz bu kulumun amelinin görünen kısmını yazdınız, çizdiniz, murakabe ettiniz, şahitlik ettiniz. Ben de onun bu amelleri yaparken kalbindeki niyetini baktım, gördüm. Eyvah! Oraya kadar geldi, orada durdu. İnnehu lem yuridni bi'adel ameli ve la ahlasavu li ve ene alem bima arade bi ameli. Vay 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 vay. Bu adamın bu kadar güzel ameli var, defteri amal nur dolmuş, nur. Ama hiçbirini benim için yapmadı ve bana halis kılmadı. Melekler bozguna uğrar yani. Melekler hayal kırıklığına, husrana uğrar. Çünkü melekler çok seviniyordular ki bir Müslüman kurtulmuş diye. Meleklerin derdi ne? Melekler sen cehenneme gitsen sevinmezler ki. Melekler zaten bizim için sıralı istiğfar ediyorlar. Melekler de ya Rabbi sen bilirsin. Garrakum ve lem yegurrani. Ey benim meleklerim sizi aldattı ama beni aldatamadı. Ben allamul guyub. Ben bütün gizlileri hakkıyla bilenim. El muttali ala ma fil kulub. Kalplerde olanlara vakıf olanım. La tekfa aleyhi kafiye. Hiçbir şey benden gizli kalamaz. Ve la te'acubu anni azibe. Hiçbir şey benden kaybolamaz. İlmi bima kan. Ke ilmi bima lem yekun.
Olmuş olanı nasıl biliyorsam olacak olanı da aynı bilirim. Ve ilmi bima mada ki ilmi bima baka. Geçmişi nasıl bilirim? Geleceği de öyle bilirim. Ve ilmi bil evvelin ki ilmi bil ahirin. Öncekileri nasıl bilirim? Sonrakileri de aynı bilirim. Alemus sirra ve ahfa. Gizliyi de bilirim, ondan gizlisini de bilirim. Ne demek gizli? Gizli adamın kalbinde. Melek bile bilmiyor. Daha gizli ne? Daha gizli şu anda kalbinde değil, birazdan kalbine gelecek. Kendi de bilmiyor bir dakika sonra ne düşünecek. Ben onu da bilirim. Dikkat et kardeş. Senin kalbin benimki fırıldak gibi. Bir dakika sonra ne düşüneceğini kimse bilemez ki şu an. Bir anda bir şeyler geliyor. 40 sene evvelki mevzu hiç ummadığın noktada aklına gelir ya. Fekeyfe yegurrani abdi bi ameli. Bu amelleriyle okulum beni nasıl kandırabilir? Ve nima yegurul mahlukine ellezine la ya'lemun. Bir şey bilmeyen mahlukları kandırabilir. Ve ene allamul guyub. Ben bütün gizlileri bilenim. Aleyh laneti. Benim lanetim bu adamın üzerine olsun. Ya adam ne kadar namaz, oruç, hac, zekat, umre götürdü be. Güzel ahlakı da vardı. Fakat işte desinler mi girdi, beğensinler mi girdi, işitsinler mi girdi, koltuk sandalye davası mı girdi, riyaset sevgisi mi girdi, maddi menfaat mı girdi? Ne vardı yani, ne vardı? Bunu bilemiyoruz ya. Ya şu Allah için bir şeyler yapalım be kardeşim ya. Ahirette yüzümüz ak olsun. Böyle rezil olmak çok kötü bir şey. Dünyadaki rezil olmaya benzemez ahiret. Fuduhu dünya ehvenu min fuduhil ahir. Başıma neler geldi, gelmeyen kalmadı. O zaman da o hadisi okudum. En panik anında başkası olsa kalpten gider. Kalpten gider. Allah o hadisi aklıma getir arkadaşlara. Dünyanın rezilliği ahiretin rüsvaylığından ehvendir. Biz haram işlemeyelim de. Biz ahirette rezil olmayalım da dünyada bize ne acanlık oyun ederse etsinler bir şey çıkaramazlar. Çıkaramazlar. Dünyada rezil olmak kolaydır. Ahiretin rezilliği zordur. Ama şu anda bu Müslümanlar siz dahil çoğunuza bir tercih hakkı gelse ahiret veresiyedir, dünyada rezil olmayayım dersiniz. İnşallah o tercih yapma durumuna gelmezsiniz. İnşallah o çatal ağzına getirilmezsiniz. Ama ben yine de söylüyorum. Ya Rabbi ahirette, ha dünyada da afiyet isteriz, ahirette de afiyet isteriz. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene. İki cihanda da bela istemiyoruz. Ama bir tercih hakkı geldiğinde ya Rabbi azabını ve belanı dinimize vurdurma. Musibetini imanımıza vurdurma. Belanı ahiretimize vurdurma. Rüsvaylığını mahşerde çıkartma ya Rabbi. Bu kadar. Dünyada rezillik isteyecek halimiz yok. Ama dünya geçer biter. Bugünkü haber yarın değersiz oluyor. Şu anda bu internet haberciliği de çıktı. Eskiden bir haberin gazete yazar, gazetelere kalmıştık hep. Gazete falan yazardı. Sonra işte televizyonlar çıktı falan. Bizim çocukluğumuzda tek kanaldı falan. Sonra birkaç kanal açıldı. Haberlerin birkaç gün, bir hafta, iki hafta bir değeri vardı. Şu andaki haberlerin bir saat bile şey yok. Devamlı tık tık ileri atıyor. Yeni haber geliyor. Çünkü internet dünyasında haberler süratle ulaşıldığı için. Yani merak etmeyin yani. Hakkınızda bir şey çıktı. Ahiret ne olacak? Mevla'nın katında niyetin neydi? Sen helal mı yedin, haram mı yedin? Ekşi yemedinse miden niye ağırsın? Sen kendin Allah'la aranı düzeltmeye bak. Millet ne demiş, ne yemiş, ne dememiş ya? Ne bu kadar endişe, telaşa ya? Tamamen maddi aleme bağlantı. Bırak Allah aşkına. Bak hadis-i şerif görüyorsun. Lanetim üzerine olsun. Ve tekulül melâketü sema. Evi selâset lâlâf. Onu uğurlayan başta 7 melek, sonra amellerini eşlik eden 3000 melek. 3000 melekle gitmiş yani, öyle tantanalı. Ya Rabbena aleyh lanetüke ve lanetüne. Ey Rabbimiz, senin lanetin onun üzerine ise bizim de lanetimiz onun üzerine olsun. Fekûle ehlüsseme aleyh lanetullah ve lanetullah anin. Bütün gök ehli, Allah'ın laneti, bütün lanet edenlerin laneti onun üzerine olsun. Adam lanetlere gark oldu gitti. Ama buradan da bakarsan, meleklere bile sorarsan, hani meleğe sorsan ki bunun durumu nedir? Şimdi diyelim ki ahiretle bir görüşme irtibatım veya melekle bir görüşen bir durum olsa, bu adam da ameliyle gitmiş ölmüş. Hani bunun durumunu nasıl görüyorsun? Melekler bile diyor ki bu defterle bu cennetlik ya. Hem de cennette de normal bir yer değil. Firdevs-i Ala'nın ortasına gider. Çünkü ameli çok. Amel görüntüde, zahirde çok. O zaman melek de zahire göre hükmedecek. Ne yapsın? Kalbini bilemez ki melek. Hal böyle olunca
Yani bazı öyle merak eder, bunun durumu ne olacak, şudur budur. Meleğe sorsan, kendini de merak etsen, başkasını da merak etsen, meleklerle görüşsen, deseler ki durumun parlak, dosyanda çok amel var, yazıları biz tutuyoruz, görünen dosya, Allah da buna göre muamele edecek. O zaman sen kurtuldun. Deseler de sen yine kork. Sen yine tehlikede olduğunu düşün, Allah'a sığın. Ya Rabbi, kalpler senin elinde, istediğin tarafa çevirirsin, dinine taatına çevir ya Rabbel Alemin. Ya Ebu Hureyre radıyallahu anh yaşlanmıştı, Allah'ım sana zinadan sığınırım, Allah'ım hırsızlıktan sana sığınırım. Devamlı dua ediyordu. Birisi dedi ki, ya Ebu Hureyre, geldin kaç yaşına, Resulullah'ın en büyük sahabesindensin, senin kadar hadisi rivayet eden sahabi yok. Nedir bu hala zinadan, hırsızlıktan Allah'a sığınıyorsun ya? Dedi ki, amentü bi muharrifil kulub. Ben kalpleri istediği tarafa çeviren Allah'a iman ettim. Onun için ne zaman nereye çevireceğini bilemem dedi. O bundan dolayı bütün kulların kalpleri Mevla'nın iki kudret parmağı arasında. Ha ben bu kağıdı aldığım zaman nasıl böyle böyle yaptığım zaman ters yüz oluyor kolay? Yukallibuha keyfe yeşâ. Allah Teala haşa böyle parmağı eli var diyen kafir olur. Ha onu demiyorum. Ben bu kağıdı nasıl böyle yapıyorum diyorum. Ha benden bahsediyorum. Allah Teala da bütün kulların kalplerini istediği tarafa istediği zaman çevirir. Ebu Bekir olsan Ebu Cehil'e döndürebilir. Ebu Cehil olsan Ebu Bekir'e çevirebilir. Hidayet Allah'tandır. Ben hak ettim, ben ettim, ben araştırdım, ben inceledim, ben buldum falan laflarıyla hidayeti kendinizden bilmeyin. Rabbim ya Rabbim, bu kadar bizden akıllı adam var. Onlar bulamadı, biz mi bulduk? Bizden zenginler bulamadı, biz mi bulduk? Bizden efendim daha güzeller, güçlüler, kuvvetler bulamadı, biz mi bulduk? Biz bu ortalamaya bakarsan en zayıf mahlukattanız. Ortalamada, hele ki ben. Bizim aklımız nereye erer? O zaman ya Rabbi, sen buldurdun, sen bildirdin. Kaybettirme ya Rabbi. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi kısaca dua edeceğim hemen. Safer ayında okunacak dualar. Bu kitap, safer ayındayız. Özellikle son çarşamba. Bu kitapta neler var? Bu kitapta hangi gün inşaata başlanır? Hangi gün elbise dikilir, giyinilir? Hangi gün mahkemeye çıksan hayırlı gelir? Bütün Hazreti Ali Efendimiz'den rivayetler, çarşamba günüyle ilgili rivayetler, kan aldırılmaması, tırnak kesilmemesi vesaire. Safer ayının son çarşambasında okunacaklar, yazılacaklar. Efendim, son gecenin namazı. Son gece hangi gece? 31 Aralık 1 Ocağı bağlayan gece. Bu safer ayında uğursuzluk geldi. İçine bir şeyden uğursuzluk geldi. Her Müslümanın içine gelebilir. O uğursuzluğun defedilmesi için hangi dua okunacak? Zaten kısa bir kitap. Hemen bulursunuz inşallah. Her salı günü okunacak. Bir hafta bir daha çarşambaya kadar Allah'ın korumasına girilecek. Efendim, her gün okunacak dua, birçok faziletli amel vardır. Allah-u Teala okuyup amel etmeyi nasip eylesin. Size arz ediliyor. Erbain İdrisiye biliyorsunuz. Zaten söylüyoruz. 40 ismi şerif. İdris Aleyhisselam'a indirildi. Hasan-ı Basri Hazretleri diyor, Haccacı zalim 6 kere yanıma girdi, yanımdan çıktı, beni bile göremedi. Bu isimleri okudum. Her birinde ne hikmetler, ne sırlar var. Bakarsınız, efendim, firişlerinden okursunuz. Bakalım, bir sayfa açtık. Bağlının çözülmesi. Adam evlenmiş, nikah olmuş, eşiyle birleşemiyor. Çok büyü yapıyorlar, Allah şerlerinden muhafaza etsin. Onun hangi ismi şerif okunacak? Balık tutmak için yazılacak ismi şerif. Allah Allah. Ortaya yazıyorsun, balıklar doluyor. Millet de seni tam bir balıkçı zanneder. Baş ağrısının şifası için. Bedeni nurlandıran. Bak, pırıl pırıl nur gibi, floresan gibi parlarsın. Ondan sonra derler ki, ceryan nereden geliyor? Allah'ın isminden geliyor. Nereden geliyor? O efendim, belalardan korunmak için okunacak ismi şerifler. Bereket için okunacak. Dükkanın bereketi, işin bereketi, evin bereketi, rızkın bereketi. Bir muradın var, isteğin gerçekleşmiyor. Bir adamdan bir işin var. O adam o işini yapmıyor. Allah'ın şu ismini oku diyor, 107. sayfada, 108. sayfada. Ondan sonra o adamın yanına git, tıpış tıpış yapacak. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Borçtan kurtulmak için okunacak ismi şerifler. Bozuk adamları tanımak için okunacak ismi şerifler. Büyü bozmak için 58 ve 139 sayfada.
büyüden korunmak için okunacaklar. 63 ve 98'de. Neler neler neler. Şu kitap ismi azamlarla doludur. En süratli kabul ve tesir bunda görülür. Erbain İdrisiye, İdris Aleyhisselam'a indirilen ve diğer peygamberlere sonra bildirilen 40 ismi şerif sizlere arz ediliyor. Efendim dergide, efendim kardeşlerim, namaz hangi hallerde terk edilebiliyor? Namazın vaktini geçirenlerin başına gelecek belalar. Beş vakit namazı birini terk edenin ahiretteki vebalini açıklayan hadis-i şerifler. Bir şey var, büyük bir dua yazdım bu dergide. Yazma eserlerden tekabül ettim. Çok büyük bir dua. 3 sayfa Arapçası var, tercümesi var. Öyle bir dua ki başından başlıyor. La ilahe illallah, subhanekeler, selamun kavlenler, kelime-i tevhidler, ya selamlar, ya kafiler, ya latifler, ya mücipler, hepsi içinde burada yazıyor. Hapisten, esirlikten, fakirlikten, itibarsızlıktan, şeytan tasallutundan kurtaran, okuyanın malını, canını, ailesini koruyan, ne muradı varsa süratle yerine getiren, ismi azam duasını içeren, özellikle her ay başında veya cuma günleri veya gecelerde okunacak eşsiz bir dua. 96. sayfadan başlıyor. İlk olarak bunu eserlerimde yazdım. Birkaç yazma nüskeden de birleştirdim. Harekelerini tavsiye ettim. Birçok eksik vardı baskılarda. Onları buldum ve bir araya getirdik. Allah Teala okumaya muvaffak eylesin. Amel etmeye muvaffak eylesin. Okuyun. Bir de ne var? Yeni doğan bebeğin üzerine okunacak. Neler okunacak? Eğer bu sayfa 96'da yazılan şeyi oğlunuz olur, kızınız, torununuz bebeğin üzerine okursanız onu ömür boyu belalardan korur bir. O çocuk ölünceye kadar zina yapamaz. O çocuğu zina yapmaktan kurtarır. İki, hayırlı bir zürriyet olmasını temin eder. Allah'ın isimleri ve okunacak sureler. O da 96'da. Keşke anamız babamız bunları bilseydiler, bize okusaydılar, biz de adam olsaydık. Maalesef bayağı bir efendim yalpa yapanlardan olduk. İnşallah biz çocuklarımıza, ben çocuklarımıza bilemiyorduk. Ben bunları yeni yeni kitaplardan buluyorum. Artık bir nesil bu mübarek isimlerle büyüsün inşallah. Doğar doğmaz üzerine okunacak ismi şerifler ve sure-i celileler sayfa 96'da. Lale Gül dergisi dergi değildir. Koca bir kitaptır. Her ay size büyük bir kitap çıkarıyoruz. Efendim aboneler de başladı tekrar. Fadıl Bey bu bizim işleri terk etti. Bazı bahaneler etti. Sizlerin de malumunuz vecile. 9000 abone yeniden üzerimize kaldı. Kaçıncı kere böyle. Ama ne yapalım? Biz bu cemaatle devam ederiz inşallah. Biz fakirlerle, gariplerle, körler sağırlar, birbirini ağırlar. Bu dergide devam edecek inşallah. Siz de buna gayret edin, millete dağıtın, abonelikler yapılsın ve dergi çıkacak, devam edecek inşallahur rahman. Önümüzdeki sohbet Allah nasip ederse 4 Ocak cumartesi saat 8'de Rabbim cem eylesin, buluşmayı müesser eylesin, engelleri kaldırsın, izale eylesin. Allah'ım hayırlı muratlarımıza nail eylesin. Amin. Sübhane rabbil alil alel ve elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme inna neseluke el cenne ve na'udzu bike minen nar. Allahümme inna neseluke ridaka vel cenne ve na'udzu bike min sakhatike vel nar. Allahümme inna neseluke el cenne ve ma qarraba ileyha min qawlin ve amel. Ve na'udzu bike minen nar ve ma qarraba ileyha min qawlin ve amel. Allahümme inna neseluke min khayri ma sa'alaka min nebiyyike Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve na'udzu bike min şerri ma sa'alaka min nebiyyike Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve entel musta'an ve aleykel belâğu la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Amin. Allahümme inna neseluke minel khayri kulli acili ve acili ma alimna minhu ma lem na'lem. نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. عاجزانا يا رب. يطمش olduğumuz sohbeti rızana muvafık eyle.
İhlasa mukarin eyle. Reddolunmaktan muhafaza eyle. Gönüllerde tesirlerini halk eyle. Cümlemize hidayetler bahşeyle. Bizi dinleyenlere de hidayetler, tesirler yarat. Ya Rabbel Alem. Bu cemaati çevrelerinde hadi eyle, mehdi eyle. Ya Rabbi hidayet yoluna vesile eyle, vasıta eyle. Allah'ın yolunda sabit kadem eyle. Kaymaktan caymaktan muhafaza eyle. Zürriyetlerimizi salihin salihata ilhak eyle. Hayırlı muratlarımıza nail eyle. Kalbimizde olan dilekleri hayırla ihsan eyle. Şerlerden korktuklarımızdan emin eyle. Allah'ım sen fazl-ı kereminle yolunda devam sebat istikametlerle müşerref eyle. Amin. Yenilerin nâri cehennemden azad eyle. Allah'ım adımlarına bu cemaatlarımızın hac umre sevapları ihsan eyle. Giderken dönerken günahlarına kefaret eyle. Cennete derecelerine terfi eyle. Ya Rabbi ölünceye kadar her ay gelmeye niyet ettik, nasip eyle. Daim sohbetlerde bulunmak istiyoruz. Niyet ettik, nasip eyle, müyesser eyle, muvaffak eyle, kolay eyle, kabul eyle. Allah'ım bu cemaati mahrum etme ya Rabbi. Kadının erkeğini ya Rabbi dünya ahiret rüsvah etme ya Rabbi. Ne dilekleri varsa ihsan eyle hayır üzere ya Rabbi. Sen dünya ahiretlerimizi mamur eyle. Haramlardan şüphelerden uzak eyle. Ya Rabbi haramlardan, kötü rızıklardan muhafaza eyle. Helal rızıklarla merzuk eyle. Rızkımızı kolay eyle, asan eyle. Helal eyle, tayyib eyle, temiz eyle, vasıa eyle, geniş eyle, bol eyle. Dinine hizmete infak nasip eyle. Bizim zamanımızda eli sünneti parlamasını nasip eyle. Suriye'ye yardım eyle, Mısır'a yardım eyle. Doğu Türkistan'a, Kerkük'e yardım eyle. Allah Filistin'e, Gazze'ye yardım eyle. Afganistan'dan dünyanın neresinde esir olmuş Müslümanlar varsa halâs eyle. Hapistekileri halâs eyle. Zalimlerin eline düşenleri halâs eyle. Ehl-i sünneti aziz eyle. Ehl-i bidat-i zelil eyle. Vatanımıza İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Allah'ım sen İslam huzuru nasip eyle. Kur'an güvencesi nasip eyle. Ehl-i sünnet merkezinde birleşmek nasip eyle. İhtilaftan, tefrikadan, fitneden muhafaza eyle. Ya Rabbel Alemin. Müslümanların gücünü kendi arasında harcattırma ya Rabbi. Birbirine vurdurup kırdırma ya Rabbi. Müslümanlara aklı selim ihsan eyle. Ya Rabbi sükunet, sekinet ilga eyle. Allah'ım sen ne zaman ateş yaksalar, fitne ateşlerini Allah söndürdü buyurdun. Bu ateşleri de sen söndür ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammed ve ala aleyhi sallam ve sellem. Felçli olanlara acil şifa, dertlilere deva, borçlulara edalar ihsan eyle. Cinlenenleri kurtar ya Rabbi. Şeytan cin tasallufundan halas eyle. Çocuğu olmayanlara hayırlı zürriyetler ihsan eyle. Yahu talebelere keskin zekalar ikram eyle. Asker polis bizi beklediği gibi sen de onları muhafaza eyle. Ya Rabbi vefat etmiş olanlar ismi bizce bilinmeyebilir. Kabirleri, halleri bilinmeyebilir. Bu cemaatten sohbetimize gelip şimdi vefat eden, geçen aydan bu aya vefat eden, yakınları vefat edenler sana malumdur. Hepsinin ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Kelime-i şehadet ve kelime-i tevhidlerine hasıl olan ecrümeti vatı ruhlarına hediye eyledik. Şu saatte ihsal eyle, kabirlen nur eyle. Bu cemaatlere böylece arkamızdan okunmak, devam etmek nasip eyle. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem ve mevlana Muhammedin ve aleyhi ve sellem teslimen kethira. Elhamdülillahi rabbil alemin.